Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Seste ve görüntüde bir problem var mı? Ses ve görüntü iyi geliyor mu? Bir yazabilir misiniz? Yazsınlar ondan sonra seste ve görüntüde problem yoksa inşallah. Evet tamam. Ses ve görüntüde bir problem yok. Evet Şaban abi şimdi bugün aslında seninle normalde programımız yaratıcı ve bu yaratıcı gerçekten bir yaratıcı varsa bu Allah mıdır? Ve İslam'ın topluma kattığı faydalar yani İslam topluma ne verdi, ne kazandırdı? Şeklinde tabii böyle bir programımız var, bu şekilde ayarladık ama yayına bugün inşallah Elmas Hanım da katılacak. Kendisi sanırsam deist, belki bir takım soruları olacak. O sorular doğrultusunda belki konumuzun dışına çıkabiliriz. Ama biz istersen ufak ufak konuya başlayalım. Elmas Hanım'ı da inşallah şu ilerleyen dakikalarda yayına alırız. Ama planladığımız üzere en azından şunu anlamaya çalışalım. Bir yaratıcı var mı? Yani kendi kendine olmuş olma ihtimali var mı? Olabilir mi? Bununla ilgili hem akli, rasyonel, ontolojiden delil getirerek nasıl bir şeyler söylemek istersin? Evet, buyur söz senin. Öncelikle zaten seste bir yankı mı var? Yok, ses güzel. Arkadaşlar ses iyi tamam. Mi? Seste falan bir sıkıntı yok inşallah. Yani evet, insanlık tarihine baktığımızda insanlar yeryüzünde görünmesiyle birlikte bireysel ya da toplumsal olarak yaşayışlardan insan fıtratına dayalı olarak alpakta ve enfusta insan arayış içerisinde. Ontolojik okumalar insan tarafından yapılmaktadır. Yani geçmişten gelen peygamberlerin iddiaları, risaletlere baktığımızda, peygamberlerin kendilerinden sonraki peygamberlere diğer peygamberlerin müjdelemeleri, hak kitaplarda diğer peygamberlerin işaretlerinin olduğunu, ve önceki kitaplarda geçen şeriatların daha sonraki en son gelen şeriatlarıyla da bağlantılı olduğunu görmekteyiz. Ontolojik okumaya baktığımızda Kur'an'ın iç bütünlüğünde bakıyoruz. 54'de 49'da gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kainata baktığımızda her şeyde kurallar bütünlüğünü görüyoruz. Sünnetullah görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor. Allah yerde, gökte, her yerde kurallar bütünlüğünü oluşturmuş. Fiziktir, kimyadır, matematiktir, biyolojidir, aklımıza gelen bütün bilimler var. Bir diğer ayete baktığımızda 51'e 20'de ise kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde birçok alametler vardır. Valla görmüyor musunuz? Allah bize ontoloji okumaya yapmamızı istiyor. Kesinlikle gözlem yapmamızı istiyor. Bağlı olarak aklımızı kullanmamızı, fıtrat üzerinden de kendimizin yaşadığı psikolojik, sosyolojik, farklı ruh halimizi, halet ruhiyemiz üzerinden de insanın sonuç çıkarabileceğine Allah işaret etmiştir. Yani bu arayış süreci insanı hakikate yönlendirmektedir. Birkaç ayet olarak yine devam ediyorum. Evet. 51'e 47'de evreni yaratıcı gücümüz ile inşa eden biziz. Ve şüphesiz biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten. Bu ayete baktığımızda bu ayetin karşılığı olarak bilimsel olarak da şu anda kozmik arıza ışınlarla bilimsel olarak kainatın genişlediği, evrenin genişlediğini insanlık bunu tespit etmiştir. Yani 1400 sene öncesinden peygamberin, bir beşerin 1400 sene sonrasında kainatın genişleyeceğini neye dayanarak biliyor? Yani bu gibi işaretler, kevni ayetler olur, enfus ayetleri olur, kainat üzerindeki ayetler, bilimsel, ilimsel ayetlere bakıyoruz. Bu gerçekten bir beşerin idrakinin üstünde edebi eser olmasının üzerinde gerçekten çok sağlam bir şekilde zemine basan, argümanları çok tutarlı olan bir ilahi kitaptır. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik. Aynı şekilde yeryüzünde bir denge var. Allah'a kainatın oluşumunda Big Bang'e bağlı olarak ısı enerjinin ortaya çıkması ve bu ısı ve enerjinin belli kurallara bağlı olarak yayılıp
genişlemesi olayı var. Bunu bilimsel olarak da belli kurallar üzerinden söylemler var. Özellikle Big Bang patlamasından sonra evrenin genişlemesi olayı 10 üzeri 61 diye bir söylem var. Daha sonra gezegenlerin oluşması olayına bakıyoruz. 10 üzeri 15 kuralı var matematiksel. Evrendeki genişleme devam ediyor. Bu ise 10 üzeri 123 kuralı var. Matematiksel bir kural var. Bunlar tamamen yani kuralsız bir kaosun süreci değil. Allah birçok ayette de belirtiyor biz. Kainatı oluşturduk, insanı yarattık, sudan yarattık, her şeye bir kural koyduk, sünnetullah ölçüsünü belirtiyor. Yani insan gerçekten afaka aklıyla okur, enfusu okur, kitapları karşılaştırarak inceler, sorgularsa hakikati gerçekten kişi görebilir. Yani Kur'an'ın iş bütünlüğünde de baktığımızda verilen mesajlar 1400 yıl geçmesine rağmen Kur'an'a ters çelişen bir ayet dahi insanlar gösteremiyorlar. Yani insanlar parçacı yaklaşımlar üzerinden bir şeyler söylüyor varsa o Kur'an'ın okunma metodolojisine terstir. Yani bir Kur'an'ı gerçekten okuma metodolojisi vardır. Öncelikle bir kavram tespit edilir. O kavram diyelim ki cihat. Cihat kavramı ile ilgili bütün ayetleri bir araya toplanır. Enine boyuna o ayetler sorgulanır, incelenir ve o cihat kapsamındaki sonuç nedir? Allah bize o metodoloji kapsamında sonuç olarak nereye götürüyor? Yani bu alanda cihat eşittir savaş mı değil mi? Bu kapsamda bir araştırmamız oldu. İncelendi. Savaş kıtal olarak çok ayrı bir kapsamda. Cihat ise çok farklı bir kapsamda olan dinimizdeki bir argüman. Burada ise Allah özellikle kim olursa olsun dini, inanışı, rengi, her ne olursa olsun, hangi kabileden olursa olsun insanlarla medenice konuşun. Hakikati, afaki enfustaki delillerle Allah'ın ayetlerini kullanarak kişileri akli olarak sonuna kadar en güzel şekilde, medeni şekilde ikna etme projesidir. Cihat kişilerin aklındaki putları devirmektir. Medenice konuşup bir sonuca ulaşmaktır. Yani Aynen kişi öyle. gerçekten Ve cihat Kur'an'ın sözünü unutma. Yani sadece silahla, kılıçla yapılan bir şey değildir. Kalemle de cihat yapılır, parayla da cihat yapılır, bilgi ilimle de yapılır vesaire. Yani cihat hakkı, hakikati ortaya koymak için verilen mücadeledir. Evet. kapsamına baktığımızda savaş vardır. Savaş olayında da İslam tarihinde peygamber kesinlikle hiçbir şekilde bir saldırı savaşına gitmiyor. Yani orada nerede bir tehlike var, kendisine saldırı haberini istihbaratını almışsa, saldırı süreci varsa, Tebük seferinde öncesinde özellikle bu yaşandı, Tebük evet, seferinde. yerinde de, yani bütünlüğünde de bu var İslam Evet. tarihinde. Bedir'de, Uhud'da, Mekke'nin fethinde ve Huneyn'de, yine bunlarda da var. Hepsinde ne zaman bir organize durumunu seziyor, saldırı olacak ya da yakın çevreye saldırı varsa peygamber o zaman organize olup topluca gidip orada mücadelesini sergiliyor. Yoksa kesinlikle peygamberin amcasını öldüren kişiden intikam almıyor. Onun kişiden intikamını almıyor. Azılı Mekkeli müşriklerden Mekke'yi fethettiği zaman intikamını alabilir, intikam almıyor. Dert intikam alma derdi değil, dert ganimet derdi değil, dert kadın derdi değil. Evet. Yani İslam gerçekten peygamber bunu hakkıyla hayata somut olarak sergiliyor, uyguluyor ve bunu gösteriyor. Varlık derdine düşmemiş, vasat bir hayat yaşıyor. Evlilik konusunda yine aynı şekilde bir ölçüye doğru çekiliyor, Allah da çekiyor bunu. Görüyoruz. Bu bize İslam'ın ilahi bir kitap olduğunu açık açık göstermekte. Aynen öyle. Hatta şurada biraz açılabilir Şaban abi bu noktada. Peygamberimiz yani en ateşli dönemi olan 25 ile 40 yaş arası, 45 yaş Evet. arası kendisinden 15 yaş büyük değil mi? Hazreti Hatice 15 yaş büyüktü yanlış hatırlamıyorsam. Ben Doğrudur. 15 yaş olarak biliyorum. Büyük bir insanla üstelik o günün şartlarında Arabistan coğrafyasında yani Kureyş kabilesi ve etrafındaki tüm kabilelerde çok eşli evliliğin gayet tabii ve normal olduğu bir süreçte. Yani isterse 3 kadın, 5 kadın, 6 kadın alır ve buna hiç kimse de en ufak derecede bir tepkinin göstermediği bir süreçte Peygamberimiz gençliğinin en ateşli döneminde tek bir bayanla evliliğini devam ettiriyor ve gayet de mutlu bir şekilde. Tabi burada yine bir bazı iftiralar var. Yok Hatice zengindi de şunda bundadı. Yani Peygamberimizin eğer malda mülkte gözü olmuş olsaydı peygamberlik iddia ettiği süreçte
Ona teklif edilen malı serveti reddetmez. Bir elime güneşi bir elime ayı verseniz davamdan yine vazgeçmem demezdi. Demek ki buradan da anlıyoruz ki Hazreti Hatice ile olan süreci malla mülkle alakalı bir konu değilmiş zaten. Şimdi peygamberi bu noktada ahlakla, ahlaksızlıkla tenkit eden insanların aslında burayı da biraz daha iyi görmeleri lazım. En azından o 20 yıllık süreci, bir erkeğin en ateşli sürecini kendisinden yaş yaş kat kat büyük olan bir bayanla geçirmesi onun nefsine karşı düşkünlüğünün ne seviyede az olduğunu zaten gözler önüne seriyor. Evet. Çağlar abi. Amir Bey, ben şeye bir değinmek istiyorum. Geçen reis üzerinde konuştuğumuz bir atayist vardı. Ben özellikle önemli bir pasaj var. Buna bir değinmem lazım. Evet. Ontolojik bir okuma üzerinden. Özellikle Celal Şengör'ün yoğun olarak iddia ettiği bir teorisi var. Ben onun ne kadar tutarsız olduğunu, yani bilgi dayanağı olmadığını biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Evet. Bir ayet-i kerimenin de buna benzer ayet-i kerimeler de var. 31'e 10'da. O gökleri görünür destekler olmadan yarattı. Sizi sarsmasın diye ileri yüzünü sabit dağlar ile donattı ve orada her çeşit canlı varlığının çoğalmasını sağladı. Biz gökyüzünden sular indirir ve bununla yeryüzünde her türlü faydalı canlının yetiştirip büyümesini sağlarız diyor. Özellikle şu pasaj çok önemli. O gökleri görünür destekler olmadan yarattı. Sizi sarsmasın diye, özellikle burası. Sizi sarsmasın diye yeryüzünü sabit dağlar ile donattı. Evet. Celal Şengör diyor ki dağların olduğu yer eşittir depremi tetikleyen bir unsurdur. Ama işin gerçeğinde böyle değil. Yani işin gerçeği dağlar gerçekten yeryüzünün yayılması ve yeryüzüne kazıklar şeklinde bir dengenin oluşturmasında dağlar önemli bir denge unsuru vazifesi görür. Tabii ki. Depremin tetikleyicisi dağ değildir. Bakın, genç dünyanın değişik kıtalarında, değişik ortamlarında bir genç oluşum vardır. Yani kıta levha hareketinde deniz okyanus tabanındaki alanlar sıkışır. Sıkışmaya bağlı olarak, jeolojik olarak, jeomorfolojik olarak yüksek kıvrım dağlar meydana geliyor. Evet. Bu kıvrım dağlar da düz ovalık sahayla bir dengeyi meydana getiriyor. Özellikle yerin derinliğindeki o lavlar, mağmanın üzerinde aynen bir balonun bir tarafına bastırdığında diğer taraf yükselir. Dağlar ile ovalık düz sahaların bir denge. Buna bir izostatik denge deniyor. Bu bilimsel coğrafya biliminde evet. İzostatik dengedir. Bu izostatik dengeyi sağladığı için dağlar depreme neden olmuyor. Özellikle dağlar ve dağların eteğindeki sağlam zeminler depremin daha az olmasını sağlıyor. Evet, orada yani temide, temide kelimesi geçer özellikle ayette. Ve evet. Bu temideyi Araplar bugün çadırı kurarken çaktıkları kazık için de kullanırlar. Şimdi biz şunu biliyoruz ki bütün dağların, hatta Everest tepesinin altı, yani kendi boyunun 10 katıdır. Bu bilimsel bir çalışmadır, bilimsel bir kabuldür. Bütün dağların kendi görünen üst kısmının altında o boy kadar 10 misli aşağıda vardır kazık şeklinde. Temide de aşağı çakılan bir kazık anlamına gelir. Araplar da bunu kullanır. Şimdi Hz. Muhammed'in o dönemde, yani dağların altında dağın görünen kısmının 10 katı aşağıda da olduğunu ve bunun içinde temide kelimesini kullanması mümkün değil. O dönemin ilmini, bilmini göz önüne alırsak, tabii ki o mağma kabuklarını, yer kabuklarını bir araya tutturmak için zeminin daha sağlanması, yani bir balans görevi görmesi için o ayar denge Cenab-ı Allah tarafından dağlar yerleştirilmiş. Ayrıyeten bir de ayette şunu da söylüyor. Dağları sen durur görürsün. Aslında onlar sürüklenmektedir. Şimdi bu farklı bir şeydir. Deminki depremle alakalı temide kelimesi farklıdır. Şimdi bugünkü bilimin söylediği şudur. Kıtasal sürüklenme diye bir hadise vardır. Yani levha şekli. Aynen öyle. Bundan dolayı yani o bulunduğu kıtanın deprem veya herhangi bir sarsılma olmaması için dağların kazık olması, fakat o kıtaların sürüklenmesi de dağlarla birlikte sürüklenmesi de diğer ayette sen görürsün ki onları durgun bir vaziyette, fakat onlar bulutlar gibi geçerler. Yani gerçekten subhanallah, bu bir beşerin akledebileceği mümkün değil bir ilim, bir hadise olamaz. Yani bunlar Hz. Muhammed'in ağzından çıkan sözlerin olmadığını, hani Hakka suresinde Hakka 40 olması lazım. Allah buyuruyor ya,
O Resul kafasından konuşucu değildir. Biz neyi vahyediyorsak onu söyler. Bundan dolayı zaten Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de şurayı biraz daha ben açmak istiyorum. Özellikle kainatın oluşumu, yaratılışı ve dünyanın yaratılmasıyla ilgili bilim adamlarının çok önemli değişik sözleri var, tespitleri var. Mesela bunlardan bir tanesi işte 1938'de ya da 40'ta vefat etmiş, yani ölmüş bir İngiliz kuantum araştırmacısı. Ayrıyeten fizik alanında da uzman prof Paul Dirac adında bir bilim adamı. Aynen şu kelimeleri söylüyor. Ben İngilizcesini söyleyeyim, sonra Türkçesini söyleyeyim. God used beautiful mathematics in creating the world. Yani Paul Dirac adındaki bilim adamının söylediği aynen budur. Nedir Türkçesi? Tanrı, yani yaratıcı, dünyayı yaratırken mükemmel bir matematik kullandı. Şimdi bunu söyleyenler bizim gibi böyle bizim içimizde olan ateistlerin sağdan soldan duyma boş böyle sözlerle hareket eden adamlar değil. Bunlar bilim adamları, araştırıyorlar. Ve diyor ki öyle bir hassas denge gördüm ki God used beautiful mathematics in creating the world. Yani yaratma esnasında müthiş bir matematik kullanmıştır Allah. Ve buna benzemez bir sürü bilim adamlarının, ki bende burada en az 10 sayfa kayıtlıdır belki, kainatın dengesiyle ilgili, hassas ayarla ilgili söylediği sözler var. Şimdi buna rağmen hala tesadüflere bağlamak, işte şuuru olmayan, idraki olmayan atomların matematiksel bir hesapla bir araya gelip bu kainatı oluşturmasına hala inanan insanlar var. Tabii biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Yani aklımızı bir yerde bir tarafa çıkarıp mücadele ediyoruz. O yüzden yaratıcının olduğu kesindir. Yaratıcı var ise, peki Şaban abi, bu yaratıcı, bu yaratıcı... Farklı bilim adamları da ben değişik yerlerde okumuştum. Evet. Tanrı'nın kainattaki dili matematiktir. Hani gerçekten evrende, evet, her tarafta matematik, fizik, kimya, biyolojinin oradan açık açık kendini gösteriyor. Kesinlikle. Hani olmadığı bir yeri göstersinler. Ve kuralın olmadığı, kuralsızın, kaosun olduğu neresi var? Kesinlikle. Şöyle diyeyim, ben bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Yani ontolojiden bir örnek vereyim. Biraz da böyle şey olsun, hafif esprili olsun veya hoş olsun, kulağa hoş gelsin. Biz hayatımız boyunca şunu görmedik. Ben görmedim. Gören arkadaşlar varsa yazsın ya da sen gördüysen söyle. Bir herhangi bir patlamanın ardından bir düzenin olduğunu. Hiç gördün mü hayatında? Ya bir tüp patlaması olur ya da bir füze çarpmıştır bir binaya, bir patlama olmuştur. Bunun arkasından bir düzen çıksın. Hiç gördük mü bunu ontolojide? Yani varlık biliminde gördük mü böyle bir şey? Görmedik. Ama Big Bang'e bakıyoruz. Yani kaos. Kaos çıkıyor. Her şey bir tarafa dağılmış, parça parça olmuş, lime lime edilmiş. Bir sürü meta, cisim, nesne görüyoruz etrafta, doğru mu? Ama dünyanın, yani kainatın yaratılışındaki patlamaya baktığımızda Şaban abi, çok enteresan, arkasından müthiş bir düzenin geldiğini görüyoruz. Ya hala mı? Hani levkâne yâlemu. Hala bilmeyecek misiniz? Hala düşünmeyecek misiniz? Ayet hakikaten bu noktada çok enteresan. Evet Şaban abi, buyur. Yani dediğiniz kesinlikle ontolojik okumaya karşı sağır ve kör olmak, o hakikati görmemek için birebir bir, ne diyeyim, manevi malzeme olabilir. Hani gerçekten Allah kişinin kendi fıtratında bu hakikati gösteriyor. Özellikle bir yerde bir notum vardı, onu bir değineyim. Tabii. Onu bulman biraz belki zor olabilir. Pisagor diye anlıyorsam diyor ki Avrupa'da ya da farklı ortamlarda insan prensesler ya da prens gibi yaşarken her türlü zevk sefa, elini neye uzatsa ne istese ulaşabilir iken, insandaki bu kadar varlık, metasal yoğunluk var iken, kişi cennet gibi bir ortamda yaşarken neden içerisinde bir sıkıntı, ruh halini tamamen sıkan, sık boğaz eden bir yapı içerisinde dinlet geçirir? Yani bu bir açıdan kişinin fıtratında var olan hakikat, kişinin o ruhu meta ile, madde ile, rahatlık ile artık kişinin rahat eremeyeceğinin açık göstergesidir. Yani kişi batıda skolastik dönem ile sonrasında tabiri caizse Tanrı öldürüldükten sonra, kişinin gündemden çıkarıldıktan sonra
kişi artık ruh ile yani bir cedelleşme sürecine gidiyor. Yani bu ruh kişiyi öyle bir cenderenin içerisine alıyor ki kişi tamamen hiçbir şekilde umutluluğa ulaşamıyor ve dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre ya da İsveç'te değişik Avrupa ülkelerinde intihar çok çok fazla. Yani bunların ekonomik sıkıntıları mı var? Yani hiçbir sıkıntıları olmadığı halde bu ruhsal bunalım, o arayış gerçekten alfak ve enfustaki arayışları bir sonuca gitmezse, hakikat kitapları üzerinden bir arayış olmazsa ve kişi gerçekten Allah'ı bulamazsa, teolojik arayışını tamamlamazsa kişi o buran içerisinde cinnet geçirmeye mahkumdur. Kalpler ancak Allah'ı zikriyle, anmakla. Allah'ı anmakla ya da Allah'a mesajına ulaşmakla kalpler mutmain olur. Aynen bunu öyle. Çok görmek lazım. Fıtratı hakkıyla okumak budur. Yani kişi gerçekten kainatı bir dolaşması lazım. Yüksek yerlere çıkıp gerçekten çevreye, ekosistemdeki işleyiş bütünlüğüne bakacak. İşleyişine bakacak. Anatomik yapısı gibi unsurlar kişiye çok büyük ufuklar açıyor. Yani bunları es geçirmiyor tabii ki kişi. Yani bir nevi atadan dededen gelenekten tarzı gelen bilgilerle birilerinin karalama tarzı söylemleriyle otomot bir akıl üzerinden kişide bozulmalar meydana gelir. Yani kişi hakikati artık göremez. Kişinin zihinsel yapısında toplulanma meydana gelmiş olur. Ya kişi tamamen toplumun sürüleşen yapısının akıntısında tamamen kaybolur. Ya da o geleneksel bilgi dediğimiz o kişiye dayatılan sistemler üstü ya da anlayışlar üstü o otomot anlayış kişinin körleşmesine neden oluyor. Kişilerin Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği basiretlerin körelmesi, evet. Gözlerin körelip kulakların sağırlaşması olayı. Yani bu Allah'ın kişiyi kör ve sağır yapması olay değildir. Kişilerin akılların üzerindeki algı ve toplum mühendisliklerin bir sonucudur. Tabii tabii. Algılayamaması, yani onu göremiyor. Görüyor ama göremiyor. Ki göreni göz yani, olarak kabul etmiyoruz bu noktada. Hani yani, o zihinsel kurtulanma var ya. Evet. İşte anlatıyoruz. Mesela şimdi Şaban abi. Sabahtan beri sayıyoruz bilim adamlarının tespitleri, yani gerçekten akıl, mantık, ontol, örnek ama hala buna rağmen adam diyor ki ben maymundan geldim diyor ya. Ya şimdi ne yapacağım bu adam için ya? Bu adamın gözü var, kulakları ama akledemiyor işte. Allah'ın hatemallahu dediği nokta burası olsa gerek. Şey Şaban abi şeyi alalım mı yayına Elmas Hanım'ı? Tamam. Elmas Hanım yayına seni alıyorum, ekliyorum. Evet, Elmas Hanım'ı ekliyorum şu an. O da bağlanıyor yayına. Elmas Hanım şu an ekliyorum, yani aranıyorsunuz. Tamam, bağlandı. Elmas Hanım ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Sizin sesiniz geliyor. Tamam. Sizinki de geliyor. Şu an geliyor. Tamam. Şaban Bey duyuyor musun sen Elmas Hanım'ı da? Sesi duyuyorum. Görüntü yok. Görüntü herhalde fotoğraf. Görüntü de olabilir ama fark etmez. Tamam. Nasıl rahat ediyorsanız. Yani o zaman şey... benim internette zayıflık oluyor görüntü de olunca. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nasıl rahat ediyorsanız ya da internet nasıl sağlıklıysa o şekilde olsun. Evet. Tamam. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyi konuşacağız yoksa ben birkaç soru yöneltebilir miyim? Tabii tabii. Yani isterseniz bizim Tanrı yani yaratıcı, ilah var mı? Olması mı gerekiyor? Varsa Allah mıdır? Şeklinde bir açılışımız oldu. İsterseniz bununla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz veya konunun dışında aklınızdakileri de sorabilirsiniz. Fark etmez. Ya ben hiç Müslümanken o zaman tabii ki Allah olarak inanıyordum. Kitabın Allah'ına inanıyordum. Evet. Dinden ayrıldıktan sonra
yaratıcı var mı yok mu onu konuşamam, bilmiyorum çünkü var olduğuna inanıyorum ben. Onu çünkü bana göre ben her yerde, ağaçlarda olsun, bulutlarda olsun, hayvanlarda olsun, bütün güzelliklerde her şeyi de görüyorum. Benim için yaratıcı bu yani. Ama kitabın, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bir yaratıcıya inanamam, inanamıyorum, inanmak istemiyorum. Çünkü çok çelişkiler de var ama bütün çelişkileri bilmiyorum. Ama daha çok tabii ki anlarsınız ki ben bir kadın olarak, şimdi zaten bir iki ayet eğer senin işine gelmiyorsa, hayır bunu benim Allah'ım söylemiş olamaz dediğin zaman dinden çıkmış oluyorsun. Doğru mu? Tabii ki Kur'an'ın her şeyini kabul etmek gerekiyor. Evet, yani Müslümansan her şeyini kabul etmen lazım. Evet. Ben okuduktan sonra kitabı bir erkek zihniyetiyle yazıldığına inanıyorum. Hani bir de erkeklere hitap ediliyor. Biz anlatılandan ben aynı fikirde değilim. Yok işte sen de her zaman dersin bunu Kamil. Kadını yüceltmiştir. Kadına kadınlık hakkı tanıtmıştır. Yani İslam kadına yönelik haklar tanımış diye. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bunları göremiyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'de biz kadınları yüceltti diye bir kanaata varamadım yani. Evet. Anlar. Hangi ayetlerden de bahsettiğimi az çok bilirsiniz ama en çok beni rahatsız eden işte erkeklere vaat edilen detayına kadar cennette, detayına kadar yani bahsediliyor. Ama kadın için herhangi bir, işte kadın içinde şu var, bu var. O yüzden diyorum ya, erkek zihniyetiyle bu kitap yazılmış. Çünkü edilen vaatler hep erkeklerin arzularına göre. Demek ki bilmiyor. Bir kadın ne ister diye bilmiyor bu kitap. Bilmiyor yani, bu kitabı yazan bilmiyor. Bu ama benim kendi düşüncem. İkincisi, bunu siz Gülnihan'la da konuşmuştunuz Kamil Bey. Tecavüzle ilgili herhangi, yani kapkalın kitapta bir tane desen Allah'ın bir cezası veya şeyi, sakın zina şeyine ayetlerini söylemeyin. Çünkü zina aynı değil. Tecavüz isteksiz, zina iki kişinin yasak ilişki olarak adlandırılan bir konu. Bu da beni çok rahatsız etti. Hani peygamberin özel hayatından ilgili bir şeyler bildiriyor bu kitabın içinde. Eşlerine sırasına kadar söylüyor. Kimlerle evlenebileceğini söylüyor. Bence tecavüz olayı çok çok önemli ve bence insanlık oldu olalı vardır bu durum yani. İslam'dan önce de vardı, İslam'dan bugüne kadar da var. Ama Allah'tan gelen bir kitap maalesef böyle bir konunun içine girmemiş. Yani bunlar da beni rahatsız eden durumlar. Evet. Şimdi Şaban abi, iyi kötü herhalde Elmas Hanım'ın sorduğu soruları anladık beraber. Ben zaten daha önce de konuşmuştum. Biz konuşmuştuk. Evet, evet. Kendisiyle rahatsız olduğu, yani Kur'an'dan esasen soğumasının sebebi olan bayanlara yönelik neden cennette kadınlara Nuri'den bahsetmemiştir? Yani yok çünkü, yok. Yani kadın, çünkü erkeğe... Şimdi şöyle diyeyim Elmas Hanım, şöyle diyeyim. Yani şey var, bak, kadın ayrıldığı zaman, eşinden ayrıldığı zaman aman aman bir an önce evlenin veya hayatıma tekrar birisi girsin derdine düşmez. Ama bir erkek boşandığı zaman, ayrıldığı zaman ya tekrar bir evlilik düşünür ya da o kadından o kadına kısa kısa ilişkiler yaşar. Hani anlatabiliyor muyum? Yani evet. İlla Nuri derdim değil benim. Anladım. Şimdi Kur'an'da erkeğin cennetle ilgili bir tek fark Huri'den bahsedilmesi. Onun dışında kim salih amel işlerse, kadın erkek içinde ebedi kalmak üzere cennet ve canlarının çektiği her şey.
Fakat erkeğe de Huri'yi ekstra belirtmiştir. Kadına Nuri'yi niye ekstra belirtmedi? Burada bir tek bu soru sorulabilir. Çünkü erkeğe ne vaat edilmişse kadına da vaat edilmiş. Bir artısı Huri. Onun dışındaki her şey eşittir. Birçok ayet örnek verebilirim bununla ilgili size. Yani bu bir. İkincisi de tecavüz. Neden Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor, geçmiyor? Ağır bir suçtur şeklinde birkaç tane ayet bayanlara yönelik aklına takılmış. Şaban Bey ne demek istersin? Bunlarla ilgili yorumların. Yani şöyle bakalım. Kur'an'da özellikle erkek ve bayan arasındaki fark olarak ya da ne diyeyim üstünlük meselesi özellikle şöyle bir ayet üzerinden gidelim. 91'e 8'de nefsel oğlunu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takmasını ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Evet. Yani takva ve fücur olayı var. Yani bu aynı şekilde hem bayan için geçerli olan hem erkek için geçerli olan iki unsur var. Yani insan üzerinde iki dinamik yapı var. Yani gerçekten İslam'ın genel bütünlüğünde kadın erkek gibi ayrım olayı yok. Yani kişilerin Allah katındaki değeri, kayda değer, kıymeti kişide bulunacak elmas ya da kömür olayıdır. Yani kadın gerçekten Allah'a teslimiyet boyutuyla takvalı bir şekilde yaşamışsa o Allah katında erkekten üstündür. Kesinlikle. Yani bayan için sırf bir muameleye tabi tutulmamıştır. Yani ayrıyeten evlilik olayında geçmiş dönemlerde çok büyük evlilikler, sınırsız evlilik varken İslamiyet bunu sınırlandırıyor, dörde düşürüyor. Tecavüz olayı Kur'an'ın detay boyutuyla bulunmayabilir. Yani zina olayı geçiyor. Tecavüz olayında ise Kur'an'da böyle bir ayet geçmemesi, yani Kur'an'da faizle geçiyor fakat faizin alt basamaklarına dair ayrıntılı bir izahat da yok. Yani zina olayı var. Zinanın yanında ayrıyeten zorla kişinin hırzına geçilmesinin de belli yaptırımları müştehitler tarafından da belirlenir. Ya bu sakıncalı olabilecek bir durum değil ki. Şer'i hükümlerde belirtilmiştir ve bunlar da. Şer'i hükümler olarak ya da ne diyeyim bu müştehitlerin görüşleri alınır, hadisler üzerinden bakılır. Kişiler gerçekten aklını kullanarak da buna bir sağlam zemin üzerine oturtulması bu çözümsüz bir durum değil ki. Ya buna çözüm üretilir. Yani evet. İslam her alanda her şeye cevap verecek diye yani bu şekilde bir kitap olsa kapsamı çok çok aşırı büyük olan bir kitap olur. Yani biz o zaman deriz ki bilim alanında niye şurayı eksik bıraktı? Sosyoloji alanında niye şurayı eksik oldu? Psikoloji alanında niye şurası eksik oldu? Medeniyet günümüze göre medenileşen topluma neden şu zamanda niye gelmedi? O zaman bize bir haksızlık var. Yani birçok şey bulabiliriz kendimizce onu eksik kapsamında göstermek için argüman elimizde çok çok olabilir. Ama bu tecavüz olayı en az hırsızlık kadar önemli olan bir konu. Bir de insan öldürme kadar önemli bir konu. Onlara değinmiş, hırsızlığa değinmiş, adam öldürmeye değinmiş. Öyle değil mi? İçki içmeye değinmiş, domuz eti yemeyin diye değinmiş. Bu tecavüz olayına hiç değinmemesi tamam insanlar tarafından bunu başka ayetlerden işte çıkarabilirsin dememiz doğru olur mu? O zaman Allah'ın demediği bir şeyi biz demiş oluyoruz. Allah şimdi şu var, bakın Allah'ın belirlediği belli kriterler vardır. Günümüze göre o zaman şu anda bilişim üzerinden, televizyon, internet üzerinden çok farklı suçlar da çıkıyor ortaya. O zaman diyelim Allah'ım internet üzerinden kişilerin ne diyeyim farklı subliminal mesajları var. Buna sen niye cevap vermedin? Yani böylesi farklı açıklar olacak ister istemez. Tabii. Yani bunun yani Allah'ın belirttiği alanlar tamamen kullanılır. Allah'ın değinmediği sosyal hayatta, siyasal hayatta, iletişim alanında, farklı alanlardaki eksiklikler de insanların gerçekten donanımlı kişilerin istihatlarına bakılır. Yani Allah insan elini güçlendirecek şekilde aklını kullanmasını da istiyor. Evet. Yani akıl çok büyük bir Allah'ın insana verdiği çok yeryüzünde en büyük hassas terazidir. O teraziyle kişi aklını, vicdanını kullanarak toplumda yaşanılabilir bir medeniyet üretmesi lazım. Allah belli doneleri sunuyor. Onun alt basamaklarının doldurulmasını insana bırakıyor. Evet, şimdi bir de ben şunu söylemek istiyorum.
Şurası da önemli. İslamiyet'in kadına bakış açısı, yani Kur'an'ın kadına bakışını tam olarak iyi anlayabilmemiz için öncelikle Kur'an-ı Kerim geldiği dönemdeki o coğrafyanın, o kabilelerin kadınlara bakış açısını çok iyi bilmek lazım. O tarihi süreci de çok iyi bilmek lazım. Şimdi bu bağlamda kadının Kur'an gelmeden önceki süreçteki kadına bırakın mirastan pay verilmeyi, kadını bir miras metası olarak görürlerdi. Kadın insan mı değil mi, ruh taşıyor mu taşımıyor mu diye tartışılırdı. Bu Kur'an'dan önceki süreci söylüyorum. Fakat Kur'an geldi. Kur'an geldikten sonra kadının bir statüsü olduğunu, anne olduğunu, toplumu imar ettiğini ve erkekle beraber ki ayet-i kerimede erkek olsun kadın olsun kim iyi iş yaparsa Allah ona cennetini verecektir ayetiyle de sabittir. Erkeğin ve kadının hak ve hukuk olarak birbirinden kesinlikle bir farkının olmadığını Kur'an söyledi. Ve yine ayetlerde kadına mirastan hak verdi. O gün bu Kureyş toplumunda ve Arap kabilelerinde bir infiale yol açtı. Şaşırdılar. Muhammed delirdi dediler. Kadına nasıl mirastan pay verir? Böyle bir şey olabilir mi? Kadına seçme seçilme hakkını ilk Kur'an-ı Kerim vermiştir. Bakın ben ayeti de okuyacağım size. Kadının bu noktadaki seçilme ile ilgili, seçme ve seçilme ile ilgili Mümtehine suresinde evet, Mümtehine suresi 12. ayet. Şimdi burada Allah buyurur ki ey Nebi, inanan kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, maruf olan konularda sana asilik yapmamak koşuluyla sana biat etmek üzere gelirlerse onların beyatlarını kabul et. Yani onların kendi özgür ve hür iradeleriyle sana biat etmelerini kabul et. Kadına da burada bak bir seçilme veriyor. Şöyle demiyor. Kadın kim oluyor ki erkeği biat etmişse bitmiştir demiyor. Eğer ki kadın diyor çocuğunu öldürmezse, ki o dönem çocukları diri diri toprağa gömerlerdi. Bu meşhurdur. Tekvir suresi 8-9'a da geçer bu zaten. Eğer çocuk... Anneler mi gitmiyormuş? Efendim? Anneler mi gömüyormuş Tabii ki çocuklarını? kocaları, çünkü kocaları böyle istiyordu ama şöyleydi. Onu ben tarihi süreçteki kaynaklarında şu şekilde söyleyeyim. Şu şekilde aktarıyor kaynaklar. O dönemki bütün kabileler değil, bir takım kabileler ve doğan ilk kız çocuğu, yani doğan ilk çocuk eğer kız olursa utanıyorlardı. Tabii ki ikincisi kız olduğu takdirde bunu yapmıyorlardı. İlk doğan kızsa ekseri o çevrenin kabilesi gömerdi utancından. Zaten Tekvir suresinde de bu geçer, Tekvir suresinde. Allah buyuruyor ki diri diri gömülen kız bebeklerine sorulduğumda ne günahım vardı? Ve zaten Mümtehine 12'de de diyor, kadınlara de ki o bebekleri gömmeyecekler, bu şartla kabul ederim diyor. Et diyor Allah Resulüne. Biatlarını bu şekilde kabul et. Yani kadının bir seçme seçilme hakkı olduğunu, seçebileceğini, ister biat eder ister etmez, kocasına falan bağlı değil yani bu noktada. Ve Hazreti Ayşe'nin gerek peygamberimiz döneminde, gerek peygamberimizden sonra, vefatından sonra siyasi hayattaki aktif rolünü de gördükten sonra, bir takım kadınların ticaretteki aktifliğini gördükten sonra İslam, yani gelmeden önceki bir sürece bakıldığında kadına nasıl davranıyorlardı? İslam'ın verdiği haklar. Şimdi bunları bir kıyas etmek, masaya yatırmak lazım. Şu an bugün için konuşup değerlendirip o dönemi de unutmak, tamamen çöpe atmak haksızlık olur galiba. Evet, Kur'an belli noktalarda kadının kadın olduğunu hatırlatmıştır. Erkeğe de zulmetmemesi gerektiğini, bu noktada erkeğin onu defakaten ikaz etmesi gerektiğini, olmadı yatağına ayırması gerektiğini, daha da olmadı yuva dağılmasın diye darabe, yani vurabilirsin, ki oradaki darabeyi de Peygamberimiz İbn Abbas'tan rivayette kesinlikle şu şekilde açıklamıştır. Evet, Allah vurun dedi ama asla yüzüne vurmayın. Bu noktaları da Peygamber tanzim etmiştir. Yani kadını evden çıkarma, sokağa atma, boşama diye en sonki süreçte Allah bu sosyal mesajı vermiştir. Yani kadınlara birçok noktada Peygamberimizin cennet analarının ayakları altında, içinizde en hayırlınız hanımınıza en iyi davrananınızdır şeklinde onlarca, yüzlerce hadisinin olduğunu da görüyoruz. Yani İslam asla kadına bir negatif anlamda ayrımcılık yapmamıştır. Bence tam tersine, tam tersine, şurayı da tamamlayayım. Şurayı da tamamlayayım, sonra sözü size bırakayım. Tamam. Pozitif anlamda Kur'an'da kadına bir ayrımcılık görüyoruz. Nasıl? Mesela Şaban abi burada, o da takdir eder. Ayetleri de verebilirim ama uzun olur. O yüzden hemen hızlı hızlı geçiyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir kere
Mehir diye bir şey, bir olgu ortaya atmıştır, bir değer ortaya atmıştır. Mehir demek, yani bugün belki bize bu kelime biraz farklı gelebilir, kulağımıza bir değişik gelebilir ama o dönem için özellikle kadını ekonomik anlamda teminat altına alan bir olgudur. Kadın mehiri aldıktan sonra bir kere kendisini belli bir süre ekonomik olarak teminat altına alıyor. Peki Kur'an'dan önce böyle bir şey var mıydı? Mümkün mü? Kim kadına mehir verir? Kadın insan değildi ki daha önce. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de Allah savaşmayı, ola ki senin ülkene ya da topraklarına saldırı olursa savaşmayı emrediyor erkeklere ama kadına diyor ki sen evinde otur savaşma. Yani bakın kadına da diyebilirdi hadi siz de silahınızı alın gidin. Hayır, kadına diyor ki bu konulara seni karıştırmıyorum diyor. Çünkü incinebilirsin, fizik olarak hassassın, psikolojik olarak hassassın, sen evinde otur. Kadına farz etmiyor. Veya kadının özel hal durumlarında ritüel olan ibadet ki namaz, savaş esnasında bile Allah 5 vakit namazı asla geçirilmemesini emrediyor Nisa 101-102'de ama kadının özel hal durumlarında muaf tutuyor burada bile. Yani Kur'an'a bak, cuma namazı bile kadına farz değildir mesela. Eve nafaka getirmek Bakara suresi 232'de erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Kadın çalışabilir isterse ama erkeğe farz kılmış. Kadına da bu noktada yine dokunmamış. Yani kadını belli noktalarda ciddi anlamda, pozitif anlamda bir üstünlüğü, bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz Kur'an'da. E bu noktalara neden bakılmıyor da sadece tutulmuş tecavüz niye yok Kur'an'da? E ben bu, yani böyle değerlendirmek bu kadar şey olmaz, biraz adil olmaz en azından. Evet. Ya ama bir iki tane ayeti eğer kabul etmiyorsan zaten işte dinden çıkmış oluyorsun. Az önce Nisa 34'ü sen yatakları ayırın, işte en sonunda dövün ayetini söyledin. Nisa 128'de neden o şekilde kadına tavsiye ediyor? Şimdi Nisa 128'de erkeğin, çünkü erkeğin kadın tarafından şiddete uğraması, kadının erkek tarafından uğramasına kıyasla vurduğunuz zaman neredeyse sıfır bir ihtimaldir. Yani bir kadın erkeğe ne kadar sinirlense de fiziki anlamda bir şiddet uygulayamaz, istese de uygulayamaz. Şimdi yaratan bunu bilmiyor. Şimdi yaratan bunu istemiyorum ben. Onu demek istemiyorum. Tabii ki istemem bir kadına, yani desin işte sen kocandan şüphe duydusan yatağını ayır, ondan sonra iki tane de patla. Tabii ki olmaz öyle bir şey. Fakat aradaki fark şu, erkeğe verdiği tavsiye ve bunu bir yaratıcı söylüyor ya. Yaratıcı eşinden şüphelendiğin zaman şunu 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 yap diyor. Hiç olumlu tarafı yok. Ama kadın şüphe ettiği zaman veya geçinimsiz bir tarafını gördüğü zaman ona olumlu yaklaş. İyi geçinmeye bak diyor. Yani yuvanı kurtarmaya bak diyor. Neden erkeğe de aynı şekilde tavsiyelerde bulunmuyor? Burada büyük bir adaletsizlik. Ama bir saniye, ayet öyle demiyor ki Nisa 34. Önce onlara güzel sözle uyarın diyor. Sonra olmadı yatakları ayırın. Bakın direkt darabeyi ayetin en sonuna koymuştur. Ayetin en sonundadır darabe. Ondan önce bir sürü tavsiyeler var. Evet Şaban abi, ben kusura bakma biraz. Hamidi Bey. Evet. Estağfurullah. Şimdi ablanın biraz önce belirttiği burayı kılman olayı, şimdi Kur'an'da tercümelerde bir sıkıntı var. Yani huri ve kılman olayında insana cennette hizmet sunan kişiler var. Yani yoksa cinsel olarak farklı bir kapsama çekilmesi değildir. Bir de kız çocukları Mekke döneminde özellikle oluşmuş olan bir yedili bir çete lobisi var. Bu çete lobisi özellikle Mekke'deki insanları faize bağlamış. Faize bağlaması sonucunda faizini ödeyemeyen, verdikleri diyelim ki 100 bin lirayı geri aldıklarında 150 bin lira olarak kişilerin kanını, iliklerini sömürmesi çetesi var. Burada ise bu parayı geri ödeyemeyen kişileri alıp anlaşmalı olarak çalıştırma var. Bunu da yapamayanları kız çocuklarını alıp umumhanelerde çalıştırma olayı var. Yani kız çocuklarının öldürülmesi, gömülmesi olayında bir sosyolojik bir yapı var, ekonomik bir çarp var. Ağa babaları, meleler, melikler ve müttürepler de orada bir çark oluşturmuşlar. Yani bu çarkın sonucunda oradaki kız çocuklarını umumhaneye teslim etmemek için, böylesi bir ağır namus konusuyla kirlenmemek için, onurun şerefinin kirlenmemesi için kız çocuklarını öldürme durumu ortaya çıkmıştır. Yani İslam böylesi çarkların ortadan kaldırılması için, böylesi
ağababaların perdenin gerisindeki daima kapital çarklarının yıkılması için İslam, tüm insanlara eşit demek, emeklerin sömürülmemesi, adaletli olmak, can, mal, namus güvencesini belli bir zemine oturtmak için Allah gösteriyor. Şu anda da kapital sisteme bakıyoruz. Gerçekten insanların akılları iyi bir şey biliyor ve insanların zihinleri bozulduğu için genç yaşta diri diri insanlar nereye doğru sürükleniyor? Yani bununla birlikte şeyden bahsedeyim, darebe olayı. Darebenin de kelime karşılığı olarak İslami kavram sözcüklerine baktığımızda darebe klasik olarak dövme manasına geliyor. Ama bunun dışında 10 tane kavram daha var. Uzlaştırma, ayırma, barıştırma, birçok böyle uzlaşmaya yakın kelimeler varken biz neden darebe, vurma kelimesini tercih etmişiz, öncelik kapsamını almışız. Yani işin aslında var olan sorunu çözmek için uzlaştırmanın kullanılması var. Yani değerlerin karşılığındaki o darebe dövmek belki en sonda anlatılacak bir kavramken en başa alınmış. Yani burada bir yanlışlık var. Yani bunun üzerinde biraz da İslami siyasal yapının ya da ne diyeyim melikler ve bilim adamlarının siyasal otoritenin etkisiyle bir siyasal anlayışın üretilmesi için burada bir anlam çıkarttırması var. İşin gerçeğinde ise kişiler arasında, ailesel yapıda kişileri uzlaştırmak, barışın sağlanması için çok güzel bir zeminin oluşturulması. Öylesi bir durum var. Yani darabeyi, şimdi darabe Kur'an'da birkaç yerde de çıkarmak anlamında da vardır ve bazı mealciler özellikle Edip Yüksel ve son yani Mehmet Okuyan tarzı kişilerin böyle mealleri vardır. Fakat darabeyi burada Nisa 34'te özellikle hem mantığına baktığımızda, şimdi ben o noktada Şaban abi gibi düşünmüyorum. Çünkü amaç şu, amaç yuvanın dağılmaması zaten. Yani çıkar demez. Zaten amaç çıkarmaması kadını. Çünkü kadın dışarı çıktığı an, hele ki o dönemin şartlarını düşünün, sokakta olmaz. Daha başına beter işler gelir. Yani Allah zaten erkeği kadının dışarı çıkarmasını istemiyor. İstemediği için bu en son yaklaşımdır. Yani şunu diyebilirdi Allah, şöyle de diyebilirdi. Darabe edin, çıkar, olmadı, boşanın gitsin. Böyle demiyor. Ayette sonunda şunu kullanıyor. Başka yol aramayın. Yani kadını dışarı çıkarmayın. O dönem özellikle kadının dışarı çıkarılması kadın için bir felaket olacağı için belki onun en son noktada darabe edilmesi dışarı çıkarılmasından daha hayırlıdır. Yani ayetin bütünlüğüne baktığınızda bu şekilde olduğunu, hatta bununla ilgili peygamberin hadislerinin de ben şunu da söyleyeyim. Bu hadisenin nüzul sebebi şudur. Bir olay gerçekleşiyor. Eşini döven bir erkek geliyorlar peygamberimize. Peygamberimiz kesinlikle diyor ki vuramazsın. Bakın Nisa 34'ten önce bu olay bütün Kütüb-ü Sidde'de de ve sahih hadislerde geçer. Vuramazsın diyor peygamberimiz. Ardına bu ayet inzal oluyor. Yani eğer ki şartlar en son bu noktaya getirirse Allah diyor ki vurur. Yani şunu da görüyoruz. Ayet hadisi neshediyor. Hani burada bu noktada, çünkü peygamberimiz önce vuramazsın diyor. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun vuramazsın. Bu bütün hadis kitaplarında sabittir bu kaynak. Ama ayet gelince hadisi neshetmiş oluyor. Yani Allah diyor ki bu şartlar oluşursa vurabilirsin. Evet. Kamil Bey. İsim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Yani ben sizinle aynı düşüncede değilim. Şöyle ki darebe olayı peygamberin fiili bir uygulaması var mı? İşte yok. Bakıyoruz, olması lazım. Olması lazım. Niye o zaman peygamber mesela ayetleri somut olarak hayata dökerken aile hayatında böyle bir böyle bir örnek yok, müşahıs bir örnek yok. Bir. İkincisi, insanın fıtratında da erkek olsun, bayan olsun, dayağa karşı ayağı kaldırabilecek bir insan fıtratı var mı? O da yok. Yani Kur'an'daki o darebe, başka yerlerdeki diyelim savaşta darebe bir mücadele var. Fakat aile hukukunda, aile yapısında ise en güzel yöntemle sulha ulaşması için, kişilerin barıştırılması için gerekli en tutarlı doneleri ve argümanları kullanmaktır. Ben öyle düşünüyorum. Evet, yani bu konuda olabilir. Siz böyle düşünebilirsiniz de ben bunu çok üzerinde durdum. Sizin düşündüğünüz gibi de düşünmek istedim ama genel mantığa baktık mı, yani kadının dışarı çıkarılmaması amaç, dayak dahi bile olsa yeter ki dışarı çıkarılıp aile bütünlüğü bozulmasın.
Çünkü Allah'ın en sevmediği şey budur. Allah orada belki darabeyi getirmese erkek boşama noktasına gelecek. Zaten boşanmamak için bu Allah tarafından gönderilmiştir. Ben bu şekilde bakıyorum. Yani siz öyle de düşünüyor olabilirsiniz. En doğrusunu da Allah bilir. Burada boşanma tarzı ayırma olayı değil. Yani burada yuva yıkma olayı değil. Burada kişileri en güzel şekilde barıştırmak için bir metodoloji var. Farklı argümanlar kullanılarak kişilerin uzlaştırılması, orta yolun bulunmasıdır. Ama Kur'an'da darabe, olarak... Kur'an'da darabe orta yol bulma olarak hiçbir yerde geçmez. Çıkarmak olarak yani, geçer. Yani çıkarmak olarak da... Orta yol değil. Yani orta yol olarak, yani dediğim şey şunu söylüyorum. Darabede daha çok yani ayırmadan kasıt o. Mesela kişilerin kızgınlıklarının sakinleşmesi, öfkelerinin dinmesi için. Yani sakinleşecek ortamda kısa süre bulunması. Mesela o çevrede komşu olabilir, kendi ailesi olabilir. Bir şekilde uzlaşmayı sağlayacak argümanları kullanmaktır. Yani zaten öfkeler doruktayken bir de işin üzerine kaymaklı olarak dayağın gelmesi bu gerçekten kişileri uzlaştırmaya mı götürür? Yoksa yuvaların yıkılmasına mı direkt olarak bir felakete mi götürür? Ya şurada şöyle ben söyleyeyim. Bunu bir bu konuda çok ciddi araştırma yapmış bir arkadaşım bir sözü vardı bu darabe ile ilgili. O benim hoşuma gitti olabilir. Diyor ki Allah darabe kelimesini Kur'an'da iki türlü kullanmıştır. Bir çıkarmak, bir de vurmak anlamında. Burada kadınlara darabeyi kullanması, işte insanların o noktada direkt dövme değil ama belli yerde çıkarma diye de düşünmeleri için özellikle Allah bu kelimeyi seçmiştir şeklinde bir ifadesi vardı. Yani ayette sizin dediğiniz gibi de düşünülebilir. Bu şekilde de olabilir. Kişinin pozisyon duruma göre belki bundan dolayı böyle bir kelime özellikle seçilmiş olabilir. Ama benim anladığım mantığım eğer çareler tükenmişse boşanmak yerine, kadını sokağa atma yerine aile bütünlüğü için bu noktada en son olarak kullanılabilir. Ben burada çok da bir şey görmüyorum. Yani çok bir anormallik görmüyorum. Ama günümüze baktığımızda kimin başına böyle bir şey gelecek ki? Evli olacak, kadın isyan edecek, ardından erkek uyaracak, yatağını ayıracak, olmadı vuracak. Yani milyonda bir olacak bir hadise. Milyonda bir olabilecek sosyal bir mesajdır. Ama bu ateistlerin ya da deistlerin iddia ettiği gibi Allah bütün kadınları al döv dedi şeklinde değil. Yani bir olgu var, bir gelişme var, bir şeyler oluyor. Ve ona sonunda en son olarak yapılan bir uygulamadır. Bir de olaya bu şekilde bakmak lazım. Evet. Elmas Hanım, yani başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Veya aklınızda, sizin kafanızda takılı olan bildiğimiz ya, kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Ben fazla kalmayacağım zaten. Bir tane daha sorayım, ondan sonra siz devam edin yayınınıza. En'am o 151. ayeti, siz nasıl okuyorsunuz onu? Onu bir okur musun veya... Ekrana koyabilir misin onu? Olur, Kamil? Koyarım. Bir saniye. Hani çok merak ediyorum. Nasıl böyle bir ya hatalı bir şekilde o tefsir şey meallendirmiş, yani çevrim olmuş ya da artık bilemeyeceğim. Büyük bir hata görüyorum ben orada. Evet. Şimdi hangi şey mi dediniz? En'am? En'am 151. Ben onu vereyim ekrana. Enam 121 değil mi? 151. Tamam, özür dilerim. Şaban Bey, siz biliyorsunuz değil mi o ayeti? Evet, baktım. Evet. Şimdi ben ekrana da vereyim. Bir de oku bir zahmet. Ondan sonra... Okuyacağım, ekrana da vereyim. De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Ona şirk koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızıklarını biz veririz. Fuhşiyatın açığını da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. İşte o,
size bunları öğütledi. Umulur ki aklınızı kullanırsınız. Evet. Evet, ne düşünüyorsunuz bu ayet hakkında? Haramlardan bahsediyor değil mi? Size haramlardan bahsedeyim diyor. Tabii yani Allah'ın haksız yere haksızlık olmadan, yani bir size sizin ailenizden birini öldürmedikten sonra ya da terörist olmadıktan sonra ne bileyim çok ağır bir cürüm işlemedikten sonra bir kişinin ölmesinin kesinlikle öldürülmesinin olamayacağını, Allah'a şirk koşulmayacağı, anne babaya iyilik edilmesi, işte sosyal yardımlaşma ile Bak iyilik bak burası bak. gayet Anneye olumlu. babaya iyilik edin. Haram şeylerin arasında ne işi var? Orada diyeceğine anneye babaya kötülük etmek yani haram budur değil mi? Nasıl yani, anlamadım. Bir daha söyler misiniz? Bak şimdi diyor ya orada bak okuyorum. De ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Evet. Ona şirk koşmayın. Bu bir haram. Arkasında anneye babaya iyilik edin. Evet. Anneye babaya iyilik etmek haram nasıl olabilir? Size haram kıldığı şeyleri bildireyim ama anneye babaya iyilik edin. Yani bunun tersinin haram olabileceğini söylüyor. Bakın zaten özellikle burada anneye babaya karşı kötü davranmayın demiyor. Bak ayet çok ince bir mesaj veriyor. Aslında buradan çok daha güzel Çok bakıcı değil. hayır Anneye hayır babaya öyle demiyor işte. kesinlikle kötülük etmeyin. İşte anneye babaya haksızlık kelimesini kullanmıyor bile. Bakın kullanmıyor. Neden? İyilik çünkü anne babaya yapılabilecek bir saygısızlığı dile bile getirmiyor bu ayette. Olumlusunu kullanıyor. Anneye babaya iyilik edin diyor. Haramlardan bahsediyor. Bak gerisi hepsi ona şirk koşmayın haram. Evet. Yoksulluk endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Bu da haram Evet. anlıyorum. Sizin de onların da rızıklarını biz veririz. Fuhşiyatın Açığını da açığını gizlisinde da açığını da yaklaşmayın. gizlisini de yaklaşmayın. Bu da haram. Evet. Haklı bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bu da haram. Yani o kadar açık ki gerisi. Bir tek orada anneye babaya kötülük etmeyin diyeceğine yani orada büyük bir hata var ya. Ya şimdi siz gramer olarak burada bir hata olduğunu diye düşünüyorsunuz. Gramer Diyor ki olarak. iyilik edin diyor. Tamam, işte ben de diyorum ki size Allah Kur'an'ın bütünlüğünde ben size gösterebilirim. Lokman 16'da özellikle anne ve babanın hakkını sıralarken o kadar büyük şey söylüyor ki. Şimdi bakın Lokman 16'da şöyle buyuruyor. Sen önce Allah'a sonra annene ve babana şükret. Bak Allah'la beraber katıyor. Şükret. Anne ve Evet, babana da biliyorum şükret. onu. Evet, ben şimdi birazdan gösteririm, ekrana veririm. Annene ve babana şükret Allah'tan sonra diyor. Şimdi Allah kendi yanına koyuyor anne baba hakkını. Ondan dolayı bu ayette anne babaya kötülük etme kelimesini dahi bile yazmıyor. Direkt burada olumlu anlamda kullanıyor, iyilik et. Bu kadar önem veriyor. Yani o lafzı bile buraya koymuyor. Anne babaya, hani şöyle deriz ya, tahammül bile edemem. Yani ismi ağzıma bile almak istemiyorum deriz ya bazen. Şimdi o kadar hassas bir nokta. Kişinin anne babasına karşı yanlış yapmaması. O yüzden ayette iyilik edin şeklinde çevirmiş zaten. Yani kötülüğü tersine düşünülemez bile. Bu kadar ince bir mesajdır aslında buradaki. Şimdi şöyle düşünsek, bak diyelim ki bugün inançsız birisi Kur'an-ı Kerim'i ilk defa kendi dilinde okumaya başlıyor. Müslüman olacak. Yani birisi bahsetti Müslümanlık, İslam en doğru din. Evet. Diyelim başladı işte bu kitabı okumaya. Geldik bu ayete. O kişi bunu nereden çıkar? Senin anlattığın gibi nasıl anlayacak bunu? Orada diyecek ki yani ilk aklına gelen Allah Allah burada haramlardan bahsediyor. Ondan sonra anneye babaya iyilik edin. Haramın arasında bu cümlenin yani bu iki üç kelimenin ne işi var sormaz mı diyorum. Yani hiç İslam'ı daha önce bilmeyen birisi. Evet. Anlar mı bunu senin dediğin gibi? Şimdi İnce düşünür mü böyle? valla şu oradan zaten mesela bakın ben ekrana da vereceğim. O Lokman suresi 14. ayet. Yani şu ayet dahi bile anne babanın ne boyutta, ne kadar anne babanın hakkının ne boyutta olduğunu bile bizlere gösteriyor. Bir saniye ben ekrana vereyim. Şimdi Lokman 14. Lokman 14. Şimdi açtım ayeti.
Sanırsam ekranda arkadaşlar da görüyorlar. Bir saniye bakayım, ekrana verdim mi? Evet. Allah buyuruyor ki insana, anne ve babasına vasiyet ettik. Onu annesi zorluk üzerinde zorlukla taşıdı. 2 yıl boyunca ona süt verdi. Bana, anne ve babana şükret. Bakın. Şimdi tezahür edebiliyor musunuz? Yani Allah kendisinden sonraki şükrü anne ve babaya olmasını istiyor. Ve Kur'an'ın hiçbir yerinde anneye ve babaya emir edildiği takdirde olumsuz bir kelime kullanmamıştır Allah. O En'am 151'de dahi bile anne babana kötülük et demekten bile imtina ediyor, etme demekten. Anne babana iyilik et diyor. Yani kelimeyi öyle bir seçiyor ki, çünkü anne ve babanın hakkı bir çocuk üzerinde Allah'tan sonra en fazladır. Çünkü Allah isminden sonra bana, anne babana şükret diyor. Bak, bana ve Resul'e şükret demiyor. Bana ve çocuklarına şükret demiyor. Bana ve nimetlerime, burada direkt anne babayı yanına katmış. Şimdi bu, tamam işte bak burada. İşte bundan dolayı orada kötülük, bak kötülük etmeyi kullanmıyor bile o bundan dolayı. Ya işte şey, enteresan olan o değil mi? Yok, çok ince bir mesaj. Ya yani ben bunu çok ince bir mesaj olarak algılıyorum. Bilmiyorum Şaban abi, sen ne diyorsun bununla ilgili? Bence de yani orada çok büyük bir sıkıntı yok. Özellikle anne babaya gösterilen saygı ve hürmetin en azami seviyeye çıkarılmasıdır. Ben ondan daha önemlisi, bazı meallerde şöyle bir sıkıntı var. Ben yani sizin orayı meallerde nasip eder tarzı. Evet. Meallerde çeviri var. Ama bu çevirinin aslı ise öyle değil. Allah dileyeni Allah dileyen iman eder, dileyen küfrü tercih eder tarzı meallerin olması gerekir. Yani kişinin özgür iradesine bağlı olarak küfrü de kişinin tercih edeceğini, imanı da kendi özgür iradesine göre kişinin tercih etmesi gerektiğini Allah belirtiyor. Yani Allah kişiye küfrü zorla da yapma, imanı zorla da yapma tarzı bir olay yok. Yani burada meallerde de sıkıntılar oldu. Bu da bu tarz açıklamalar, bu tarz cümleleri görmek daha yerinde olur diye düşünüyorum. Evet, yani o senin, tabii senin söylediğin, evet senin söylediğin farklı bir olay. O ayrı bir açıklanması gerekiyor ama burada Elmas Hanım'ın değindiği konuda gerçekten Allah anne baba hakkına o kadar ince anlamda riayet istiyor ki, yani kötülük etmeyi dahi bile kullanmıyor o kelimeyi. İyilik et diye yasakladıklarını sayarken bile kötülük etmeyi kullanmıyor. Yani ağzıma bile almak istemiyorum tabiri vardır ya, imtina ederim deriz ya. O şekilde bir ince mesaj gönderiyor. Buradan bile bizim anne babaya olan hürmetimizi ne şekilde tanzim edeceğimizi anlamamız gerekiyor. Çok önemli çünkü anne baba. Orada bir sıkıntı yok. O aynı düşünüyorum. Evet. Şaban abi, senin görüntüde bir donma oldu ama. Bana bir sıkıntı yok. Bir görüntüde donma var gibi sanki. Var mı? Evet. Evet Elmas Hanım, başka aklınızda... Evet, ben son olarak bir şey söyleyeyim. Tabii yani şey yapmanıza gerek yok. Sorabilirsiniz yani, son olmasına gerek yok, aklınızda ne varsa. Tamam, şimdi Şaban abi iyi, görüntüyü şimdi. Hani az önce anlattın ya, İslam gelmeden önce kadının işte hakkı yoktu. Ne İslam, neydi onun adı? Miras hakkı yoktu. İşte yani insan olarak... insan mı değil mi diye bile onu bile hala bugün Arabistan'da hala tartışılıyormuş, onu duydum. O zaman hayır, şöyle bu bir, Kur'an'dan önceki dönemde böyleydi. Kur'an'dan önceki dönem işte, ama İslam'dan önce. İslam'dan önce, evet, İslam'dan önce. Ya. Hatice, Hazreti Hatice kimden kaldı ona miraslar? O çok zengin birisiydi çünkü. Evet, Hazreti Hatice'nin kendisi, yani ailesi zaten çok zengindi ve kendisi de ticaret yapıyordu bizzat. Kocalarından kaldı ona miras, değil mi? Ailesinden de kaldı Hazreti Hatice. Benim bir okuduğum kaynaktan kendi öz ailesinden de kaldığını biliyorum. Demek o zaman İslam'dan önce de kadınlara miras hakkı vardı. İslam geldikten sonra benim okuduğum kadar, bunu da seninle daha önce konuşmuştuk Kamil Bey, erkeğe 2, kadına 1, yani orada da bir adaletsizlik var. Sen kendince anlattın, işte izah etmeye çalıştın.
Ama tam tersini de düşünebiliriz. Sen dedin ki işte kadına tamam bir veriyor ama o kişinin kocası var. Ona da nasıl olsa ailesi tarafından iki kalacak miras. Öylece ödeşmiş oluyor. Hani böyle zor olacağını yarı yarıya olsa ya Anladım. ben onu Ben sen anladım. anladın Onu beni değil mi? Ben anladım. sorun O çekiyorum kısaca, canım. yani kısaca ben onu yine özetleyeyim. Şimdi Kur'an Aha. sistemin adıdır. Kur'an bir beşeri akıl gibi hareket etmez. Beşerin düşündüğü gibi düşünmez. Kadın ve erkeği ve kainatı sistemi bildiği için Allah ona göre hareket eder söyler. Şimdi erkek çalışacak. Bakara 232'de ne diyor? Ben erkeğe farz kıldım nafakayı eve. Nafaka getirmek erkeğin üzerine farz ise o erkek o parayı getirmek için bir önden sermaye alacak da şimdi kadın da bir aldı, erkek de bir aldı. Erkeğin sermayesi nerede? Fakat evlendikten sonra kadının biri kocasından aldığı 2 ile 3 olmuş oluyor. Erkek evlendikten sonra karısından aldığı 1 ile erkeğinki ikisi yine sonuç itibariyle 3 olmuş oluyor. Yani her ikisi de evliliklerinden sonra eşit paydaya ulaşmış oluyorlar. Ama erkeğe önden avans verilmesi eve nafakayı getirmek zorunda olan erkek olduğu içindir. Bu da gayet aklidir ve haktır yani. Çünkü düşünsenize bayan da bir alacak, ben de bir alacağım ama aynı zamanda eve nafaka benim sırtıma yüklenecek. Esas burada bir adaletsizlik olur. Ya ama bak maddi açıdan hep siz bakıyorsunuz. Biz zaten Peki maddiyi konuşuyoruz. maneviyat? Hayır maneviyat ne olacak? Yani erkek çalışıyor, ekmek parası getirmek zorunda. Peki kadının evdeki görevi hem eşlik yapacak, hem annelik yapacak, hem Ama bu çocukların maddiyatla ilgili bir şey değil. hemşiresi, doktoru, her şey. Yani bunlar da görünmezden gelemez bence. Emekten maddiyatı hiçbir zaman aynı dereceye konulması doğru görmüyorum ben. Evet ama Hani her şeyi bir paraya bağlamak ama şöyle doğru değil. bu konu sadece maddiyatla ilgili bir konu. Sizin bahsettiğiniz hanımların evdeki tutumları, çocuk yetiştirmeleri bunlar ayrı konular. Bizim dediğimiz eğer erkek bu işten sorumluysa nafakadan ki ayet onu emrediyor. Çocuğa ve kadına bakmak erkeğe farzdır diyor Allah. Bakara suresinde bu ayettir. Maddi Öyleyse açıdan erkeğe farz ama tabii emek ki açısından anneye farz. biz maddiyattan bahsediyoruz şu an. Ya. Öyleyse ben eve getireceksem iş kurmam lazım. Bana bir önden kız kardeşimden bir artı alacağım ki sermaye olacak iş kuracağım, para getireceğim eve. Ama sonuç itibariyle kız kardeşim evlendikten sonra kocası da iki alacağı için üç olacak. Ben de evlenince hanımım bir alacak, bizimki de üç olacak. Sonuçta eşit. Ama erkeğe önden avans verilmesi nafaka onun boynunda olduğu için. Yani bunun mantığı çok basit ve harikulade tesis edilmiş. Bunu Ama da daha önce konuşmuştuk. Bak sen evet. sadece evliler gözünden bakıyorsun. Ama Evler Allah ayrılmış toplum yani bütünlüğünü göz önüne alır. Yani bir birey bekar işte Ahmet, Mehmet diye ayırmaz. Evliliğe teşvik eder ve toplu bir hüküm verir. Yani istisnalar kişilerle uğraşmaz. Bir bütünlüğe bakar Allah. Bu bağlamda Allah insanların evlenip çoğalmasını istiyor ve erkeğin eve nafaka getirmesini emrediyor ama erkeğe önden avans veriyor fakat sonunda hepsini eşit kılıyor. Ancak bunu da yaratıcı yapabilir. Müthiş bir sistem. Müthiş bir sistem. Bilmiyorum Şaban abi sen ne dersin? Bu konuyla ilgili de istersen bir iki de sen bir şeyler söyle. yani aynı düşüncedeyim. Yani sizin söyledikleriniz tarzında erkeğe iki, bayana bir olmasında çok da bir sıkıntı yok. Fakat şöyle de düşünülebilir belki bir açıdan, bir parantez açmak açısından diyorum. Günümüzde çalışan gerçekten bayanlar emeği de işin içerisine girdiği için her iki taraf da çalıştığı için yani kişilerin emekleri eşit bir şekilde yani ne diyeyim boşanmada ya da ne diyeyim nafaka durumlarında ya da miras olayında eşit paylaşılması gerçekten yine aykırı bir durum olur mu? Yani Yani böyle bir açıdan sorgulanması gerçekten ya da böyle bir realite üzerinden dinin miras olayını birebir kapsamında kişilere paylanması, paylaştırılması İslami olarak bir şey midir? Yani bir ne diyeyim olumsuzluk doğurur mu? birebir paylaşılmasın mı? Evet.
Tabii doğru, çünkü emir var. Yani erkek kadının kızın bir pay fazlası alacaktı. Yani ikiye bir şeklinde bu bir emirdir, hükümdür. Şimdi bu değiştirilemez artık. Ya biz bu noktada Farz eğer... mı? Efendim? Farz mı? Farz Tabii olarak mı? Allah'ın emridir. Şimdi şöyle deriz. Mesela ben örnek vereyim size. Benim babam vefat etti. Tabii ki biraz bir şeyleri vardı. Benim ablalarım bu konuda çok riayet ettikleri için, yani hassas oldukları için kendileri zaten teklif ettiler direkt. Dediler ki biz kesinlikle ikiye bir yapacağız. Biz demedik erkekler olarak, biz demedik böyle bir şey. Biz demeden kendileri bunu söylediler. Ve biz tersini yapamayız dediler zaten. Çünkü hatta şunu da eklediler ablalarım. Siz iş yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Zaten normali de bu dediler yani. Bunun tersinde olamaz. Eğer siz Kur'an'ı düşünecekseniz, Müslümansanız, bunun tersini uygulamanız size Allah'ın hükmünü takmama anlamına getirir. Bu da Müslüman olmanız zaten söz konusu olamaz. İnkara girmiş olursunuz. Peki Şaban Bey'in dediği gibi bugünümüze baktığımız zaman karı koca çalışmak zorunda geçinebilmesi için. Doğru mu? Tabii çalışabilir, çalışmasında bir sıkıntı yok. Ama farz olarak çalışması... Yok ama yani şimdi farzı bir kenara bırakıyorum. Bugüne baktığımız zaman insanlar normal bir hayat yaşamak için yani fakirlik içinde değil de çocuklarını okutabilmek için, onların masrafları için karı koca ikisi el ele verip çalışmak zorunda. Maalesef. Yani gerçekler ortada. Evet, O sistemin hatası. zaman işte kadının da böyle kadına da bir erkeğe de bir şimdi bu gündemde olan realite Ama doğru olan mı değil mi? onlar Hani artık evlenmiş, yani evlilik, evlenmiş bir birey, iki kişinin birlikte çalışması tamam. farklı bir şeydir. Evet. Ama babadan kalmış mirası, kız kardeşine bölüşme noktası farklıdır. Bu ikisi farklı şeylerdir. İcabında kadın çalışmayabilir. Yani her kadın çalışıyor diye bir şey yok. Türkiye'de yaşıyorum ve etrafımda çalışmayan binlerce, on binlerce kadın var ve eşi çalışıyor. Gayet de iyi geçiniyorlar. Bir şekilde iyi para kazanıyor eşi, neyse. Yani kadın belli bir yerde çalışmayabilir ama erkek mutlaka çalışacak. Olmazsa olmaz. Kadın işsiz kalsa sorun değil ama erkek işsiz kalırsa çok büyük sorun. Çok büyük problem. Bundan dolayı erkeğin sırtındadır bu görev. Eğer benim sırtımdaysa bana bir önden avans verilecek. Verilmesi lazım ki ben sistemimi kurayım, düzenimi kurayım, evime nafaka getireyim. Eşime de miras kalsın, bir olsun, üç, üç ikimizin toplam. Benim kız kardeşim de evlensin, kocası iki alsın, onlar da üç olsun. Herkes mutlu. Sistem tıkır tıkır işliyor. Güzel, güzel bir sistem yani. Birebir de olsa güzel bir sistem olurdu Birebir niye güzel sonuçta. değil? Şundan dolayı güzel değil Çünkü bu. herkesin yani kadına bir düşüyorsa erkeğe de bir Ama düştü olur mü? mu şimdi? O zaman şöyle haksızlık olacak. Kadın hem mehir almış olacak. Mehir dediğiniz şöyle az buz bir şey değil ha. Yani şu an uygulanmıyor ama mehir dediğiniz olay, belki kadının 5 kilo altın istemesi, 3 kilo altın istemesi, ki o konuda serbesttir. Eğer veremiyorsan o evliliği yapamazsın. Bu konuda kadın baskı altına alınamaz ve o konuda kadının mehrine asla dokunamazsın. Bu ayetlerle sabittir. Yani kadının kendi hakkıdır bu. Şimdi kadının mehri var. 1 kilo altın istedi, 2 kilo altın istedi ya da 500 milyar para istedi veya ev istedi. Kendini garantiye aldı. Bir de babasından birebir alsın. O da güzel. Bir de erkek çalışsın, eve nafaka getirsin. Şimdi ben de Abdullah'ım, yanlış anlama. Yani ben de Allah'ın kuluyum. Rabbena hep bana olmaz. Biraz da erkeğe de bakmak lazım. Yani burada erkeğin canı çıkacak bu sefer. Hem mehir almayacak, hem babadan bir alacak, ikisi eşit, hem de eve erkek nafaka getirecek. Şimdi burada bir adaletsizlik olmaz mı o zaman? Evlenirken mi veriliyor Tabii, kadına? evlenirken, Boşandığı zaman mı sözde yok bir yok, mehir alıyor? evlenirken, ama kadın isterse ki ben bunu boşanırken, eğer beni boşarsan verirsin. O zaman boşarken verir. Veya kadın derse ki ben bunu gönlümden sana bağışladım. Hiçbir şey istemiyorum. Ama tamamen kadına kalmıştır. Ayetler bu konuda defakaten ikaz eder. Kadının mehrine dokunamazsınız. Kadının mehrini vereceksiniz. Vermek zorundasınız. Çünkü o kadının sosyal güvencesi, ekonomik anlamda güvencesi. Ve bu konuda kadına sınırlama getirilmemiş. Erkek genişse, eğer yiyorsan alırsın. Yani kadın senden 3 de ev ister, 5 de ev ister. Karşılayabileceksen alır, evlenirsin.
Ha, bu konuda kadına bir baskı yapamazsın. Şimdi kadın kendini garantiye alacak. Güzel. Babadan da eşit aldı. O da güzel. E bir de çalışmayacak. Evde oturacak. E olmaz şimdi. Erkeğe de yazık, günah. Erkeğin de yani Allah'ın kuludur. Ona da bir bakmak lazım. İşte Allah bu noktada erkeği de kadını da çok iyi bildiği için olayları öyle bir tanzim etmiş ki akıl işi değil. Yani bir beşerin düşünebileceği işler değil. Müthiş bir sistem getirmiş. Hakikaten baktığınızda da gayet mantıklı ve olumlu. Şaban abi ne dersin? Yani genel olarak sen de bu konularla ilgili. Kusura bakma, seni Abi, de şey yaptım, çok biraz kolay, söz çok kolay. vermedim. Yani ben biraz farklı bir açıdan bakmak için bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki doğru, belki yanlış söylüyorumdur. Hazreti Ömer döneminde, Peygamber döneminde uygulanan Hazreti Ömer döneminde müellefe-i kulüp var. Bunu biliyorsunuz. Evet. Ben bilmiyorum. Kalpleri ısındırmak için inanmayan kişilere zekat verilmesi olayı var. Evet. Evet. Bu olayda Hazreti Ebubekir bunu uygulamıyor. Yani buradaki olaya bakmak da bize belki farklı bir ufuk açar. Ama direkt ayetin emri değildir. Ayetin emri değil direkt. Yani peygamberin belki sosyal anlamda uygulamaları olabilir. Yani şartlara göre de, ama ayette bir şey hüküm verilir, emir verilmişse onu Hazreti Ebubekir de Ömer de aksini yapma ihtimalleri olmadı hiçbir zaman. Hükümün aksi yapılması mümkün değil. Ama peygamber şartlara göre bir şey karar vermiştir. Bu böyle olsun demiştir. Mesela örnek veriyorum, Muta nikahı hadisesi biliyorsunuz. Muta nikahında ilk sıra izin verdi. Sonra ayet geldi, kaldı, bitti olay. Hadise. Hüküm geldikten sonra Hazreti Ebubekir'in falan yapabileceği bir şey yok. Burada emir var. Kadın bir, erkek iki. Erkek eve nafaka getirecek ve kadına mehir verilecek. Bu bir hükümdür. Bu dünyanın sonuna kadar, eğer bir Müslümansanız, bu hükmü kaldıramazsınız. Yani bu noktada da düşünülmesi dahi bile çok ciddi tehlike arz eder imani noktada. Ama bunun mantığı vardır. Mantık çerçevesine oturabiliyor hakikaten. Evet, yani benim düşüncem böyle. Yine kural ve kaidelere baktığımızda ibadetler değişmez, fakat dinin içerisinde şeriat dinamik olarak belli dönemlerde değişir. Kesinlikle. Değişiklikler ve Doğru. farzlar uygulanabilir. Doğru. Orası doğru. Şer'i hükümlerde, yani uygulama esnasında. Mesela hacca develerle gelin dedi. Şimdi bugün deveyle mi gideceğiz? Uçak çıktı da gidebiliriz uçakla. Ya da iki kadın bir erkek şahit dedi. Bugün noter diye bir kurum var. Şimdi burada bunlar değişebilir. Ama sonuç olarak hacca git değişmez. Senden istenen hacca gitmen, nasıl gitmen değil. Ya da orada şahit tutulması, kimin şahit olması değil. Bu noktalar zamana, şarta göre değerlendirilebilir, değiştirilebilir, ulul emir karar verebilir. Zaten Câsiye 18'de de buna işaret eder. Sana emirde şeriat sahibi kıldık diyerek, yani şarta ve zamana göre istisnaları değiştirebilirsin. İçindeki bir takım incelikleri değiştirebilirsin. Ama genel hükmü, yani haca gelmeyi değiştiremezsin ya da şahitlik kavramını değiştiremezsin. Ha, bunu noterle yaparsın, bunu insanlarla yaparsın, haca deveyle gidersin, uçakla gidersin. Bu sebeptir. Sebepleri değiştirebilirsin şartlara göre. Fakat efendim? Kurban farz mı? Hayır, Kurban kurban, farz mı? hayır, kurban hac esnasında, haca gidenlere misafir ağırlanmak için hac suresinde Allah'ın Müslümanlara emridir. Ama haca gelenler için, Allah'ın beytini Evet, ziyaret. neden bu gündemde kurban bayramlarında o kadar kurban kesiliyor? Ya bunlar artık bir geleneksel hale dönmüş Gelenek yani. olmuş değil Tabii mi? Yani gelenek. İslam'dan hiç alakası yok Ya aslında. var, ama şu şekilde var. Hacca giden insanlar için tabii var emir. Hatta bunu peygamber döneminde Hazreti Osman, Hazreti Ömer, çok tartışılmış bu meseleler. Yani biz bunu devam ettirelim mi, herkes kessin mi, ileride bunu herkes farz bilecek şeklinde de böyle bir sürü kaynaklardan okumuşluğum var. Ama farz olan hacda, haca gelen kişiler için kesilmesidir. Ama bizlerinki gelenek artık. Yani biraz sevap Evet, olsun şeklindedir. gelenek haline Tabii. geldi ve o insanlar da bunu maalesef borç morç her bir şey yapıp Kurban Bayramı'nda kurban kesiyorlar. Bir de size, madem bir tane de hocamız var şimdi yayında, Evet. seninle de daha önce konuşmuştuk bunu Kamil Bey. Evet. Neda 33. Evet. Tomurcukları diyorsunuz. Aynen.
Aynen. O beni çok rahatsız ediyor. Şaban abi sen önce açıkla onu da ben ekrana vereyim. Ben de açıklayacağım da sen istersen Nebi 33'ü eğer yani o konuyla ilgili bir açıklamak istersen sen açıkla. Olay nasıl geçiyordu şu anda tam ayrıntısını tamam mı? Ben ayeti ekrana vereyim bir saniye. Tamam, ayette bakalım. Bir saniye. Hani benim düşüncem bir yaratıcı Yo neden yo açıklayacağım onu. Onu güzel açıklayacağım. Detaylı bir şekilde nasıl ne desin güzel bayanlar veya güzel kadınlar eşler desin. Detaylı bir şekilde bir kadının özel bir vücutunun özel Şimdi bakın. birinden neden bir ayette Siz bahsettin? ayeti ekranda görüyor musunuz? Önemli. Ayet Hayır. ekranda. Yok. Henüz görmüyorum. Aa, donmuş bu arada ekran. Yok yok şu an görüyor musunuz ayet ekranda? Benim ekran donmuş da dur yeniden açayım ben bir saniye. Arkadaşlar ayet ekranda görüyor musunuz? Görüyorsanız bir yazarsanız şu an görünüyor yani ben YouTube'dan diğer taraftan izliyorum çünkü şu an ekranda ayet. Ha, Arkadaşlar ben de görüyor. televizyona bağlamıştım da bende ekran dondu. Ha, tamam şimdi gözüküyor. Tamam. Şimdi burada ne demiş? Hani etrabe kelimesi, etraben. Yani birbirine denk, yaşıt görkemli eşler. Şimdi bakın şeye bakıyoruz, meallere bakıyoruz. Meallerde genç ve uyumlu eşler, dengi dengine göz alıcı eşler, Yaşar Nuri'nin göğüsleri turunç diye çevirmiş, Ali Bulaç aynı şekilde çevirmiş, Elmalılı aynı şekilde çevirmiş. Peki etraben, yani etraben diye çevirdikleri kelimenin kökünden gidelim. Yani mealcilerin mealini bırakalım. Etraben kelimesi Bakara suresinde, Ali İmran'da, Rad'da, Nahıl'da, Kehf'te, Haç'ta, Mü'minin suresinde hep toprak olarak. Ve Sat suresinde yaşıt olarak, onun dışında Vaka suresinde yaşıt olarak, Nebe suresinde toprak ve yaşıt olarak. Ne kadar? 20 ayet. Bir de Tarık suresinde kaburga kemiği olarak, Beled'de de hiçbir şeyi olmayan şeklinde çevrilmiş. Yani yaklaşık 24 yerde geçmiş etraben kelimesi, hiçbirinde tomurcuk, göğüs, meme vesaire böyle bir ifadenin olmadığını Kur'an'ın diğer ayetlerinde her yerinde görüyoruz. Varsa başka bir yerde, ikinci bir yerde göğüs, tomurcuk şeklinde arkadaşlar da burada yoruma da yazabilir, siz de söyleyebilirsiniz. Yani Kur'an bunu denk anlamında, eşit anlamda, denk anlamda kullanmıştır. Cennette eşit, denk kızlar vardır şeklinde ifadesi var. Tamam, acaba eski Arapça hani o 1400 yıl önceki Arapçada böyle bir anlam vardı da şimdikiler. Çünkü eskiler hepsi benim evdeki Kur'an-ı Kerim'de de aynen öyle geçiyor. Eskiler çoğunlukla ya bu hocaların, hoca demişim, bu mealcilerin ya kendilerinde bir sorun vardı bunu böyle meallendirmişler ya da dediğim gibi 1400 yıl önceki Arapçada böyle bir anlam vardı. Ama Yani olsaydı Kur'an'ın niye uydursunlar böyle bir ama şey? Kur'an'ın diğer bir yerinde bile bak 24 yerde geçmiş etraben kelimesi. Bakın etraben ben altında çiziyorum. Yani göğüsleri tomurcuk diye çevrilen etraben kelimesi birbirine denk demektir. Kur'an'ın bakın kelime kökünü açıyorum. Görüyorsunuz bakın etraben kelime kökünü açıyorum ve size ayetleri kaç yerde geçtiğini gösteriyorum. Şurada sona kadar 20 ayet var. İki tane de burada var. 22 ayet toplam. 22 ayette bir tanesinde bakın bir göğüs ya da tomurcuk olarak bir şey var mı? Hep toprak, toprak, yaşıt, toprak, hep yaşıt, yaşıt, toprak. Ondan sonra kaburga kemikleri ve hiçbir şey olmayan manasında geçmiş. Şimdi bundan dolayı bu şekilde algılanması mümkün değildir. Yaşıt, denk, kızlar manasındır. Evet, Şaban abi sen ne demek istersin bununla ilgili? Hani bu şeyi de gösteriyor. Ablanın dediği gibi geçmişten gelen bir süreçte meal çevirilerinde de yanlışlıklar olduğunu görüyoruz. Hani Kur'an'da o kavramın karşılığı olarak kullanılmaması gereken farklı kelimeler oraya bırakılmış. Fakat daha sonradan kes yapıştır mantığıyla bu sürecin devam etmesi yanlıştır. Yani gerçek manası dediğiniz şekilde eşit, denk, eşyerin olması çok daha en genel Tabi mesele tabi tabi. daha tutarlı olduğunu gösteriyor. Tabi tabi tabi. Hani
böylesi yanlışlıkların kişilerin aklında oturmamasına tabii sebep oluyor. E tabii. O yüzden en sağlıklı çevirenler de erkekler ya. Emek vermek lazım. Evet, çevirenler de erkekler. Orada yani biraz işte belki şöyle diyelim. Bu olay 1400 yıl öncesinde gerçekleşiyor. O süreçte Müslümanlıkla savaşa giden bir sürü erkek oldu ve bunu motive eden bir sürü komutanlar oldu. Bak burada işte göğüs var, tomur diyebilir yani. Böyle böyle mealler kayabilir. Ama Kur'an bütünlüğüne, içeriğine baktığın zaman denk, eşit, kaburga nedir? Kaburga birbirine denk olan anlamındadır. Kaburga olarak da geçiyor. Yani eşit, denk. Bu manalarda kullanılmıştır. O şekilde öyle bir ifadesi yoktur. Yani o çok kolay ve daha önce de ben defalarca açıkladığım bir ayettir. Bu noktada hani Allah'ı haşa ahlaksızlıkla suçlayan kişilerin maalesef hataları, yanlışları. Evet, başka var mı sormak istediğiniz? Yani varsa sorabilirsiniz, hani bir şeyimiz yok. Bilmiyorum, eğer şey zararı yoksa var. Bir iki tane daha var tabii. Tabii Şaban Bey, herhalde senin içinde bir zararı şeyi yok. Mahsuru yoksa. Mahsuru yok. Evet. Tamam. O zaman şu sorum olacak. Hani şimdi ayetin hangi surede geçtiğini aklımda kalmadı. O kadar şey değilim yani. Fakat şöyle bir ayet var. Anneler rahmindeki olanı ancak evet. Allah bilir, değil mi? Evet evet, şeydeydi o, Enfal suresinde olması lazım. O 6 bilinen miydi? Şey 7 bilinen diye mi geçiyordu? 7 bilinmez mi? 6 bilinmez miydi? Neydi o Şaban abi? Duramıyorum. Bir saniye, ben hemen ayeti açayım. Şey Enam suresi 6. ayet olması lazım. Enam 6, ben bir bakayım. Onu da açayım, o ayet üzerinden. Yani o da ilginç bir ayet. Tamam, ben onun açıklamasını yapacağım. O ayeti bulayım. Ekrana da vereyim. Ayet değil, 6-6'da değil. Ha şey, Enam 59. Bakalım, gaybın anahtarı onun yanındadır. Ancak o bilir, karada ve denizde ne varsa bir yaprak bile. Enam 59 da değildi ya. Bir saniye. Onu bir bulayım da. Onun adı hatta 5 bilinmez mi, 6 bilinmez mi? O şekilde geçiyordu. Bilen arkadaşlar da varsa yazsınlar. Lokman olabilir belki. Bir saniye. Heh tamam. Lokman suresi 34. ayet. Ben şimdi ayeti ekrana veriyorum. Bir zahmet. Tamam. O ayetin üzerinden ben açıklamayı yapayım. Ne soracağımı da, yani ne diyeceğimi de tahmin edebiliyorsun, değil mi? Tamam, biliyorum. Tahmin ediyorum çünkü daha önce çok cevap verdim, yani bu ayete de verdik de. Şimdi burada sizin sorduğunuz şu. Bir saniye, ekrana da atayım. Evet, sizin sorduğunuz şu. Saatin bilgisi Allah'ın yanındadır. Ve o yağmuru yağdırır, rahimde olanı bilir, kimse yarın ne kazanacağını bilemez, kimse nerede öleceğini de bilemez. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Şimdi siz diyorsunuz ki, sorduğunuz soru şu, ben açayım. Bugün yağmurun yağacağını meteoroloji biliyor. Bugün anne kan, yani rahminde olan bebeği işte doktorlar biliyor. Evet. Efendim söyleyeyim, yarın ne kazanacağımı adam hesap yapıyor, biliyor. Bunu evet. Allah böyle dedi, efendim bu ayet boşa düştü şeklinde bir ifade var. Doğru mu? Aha. Tamam. Ben açıklamayı hemen geçeyim. Ama Şaban abi, eğer senin varsa bir açıklaman, istersen önce seni dinleyeyim veya ben açıklamayı yapayım. Nasıl dersen. Yok hocam. Şimdi bu ayete baktığımızda saatin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yani kıyametten. Sonsuzluktan bahsediyor. Bu Allah'ın yanındadır ki burada herkes mutabık herhalde. Kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor zaten. Burada tamam. Ve yağmuru o yağdırır diyor. Bakın Allah yağmurun yağışını benden başka kimse bilemez diye bir şey kelime kullanmış mı burada? Var mı böyle bir kelime? Yağmuru ben yağdırırım diyor. Doğru, Allah. Zaten biz buna inanıyoruz. Yağmuru bulutların sürüklenmesiyle. Ben onu Rum suresi 48'de detaylı izah ettim zaten. Yağmuru Allah yağdırdığını söylüyor. Tamam, burada da bir sıkıntı yok. Rahimde olanı da Allah ben bilirim diyor. Yalnız ben bilirim mi diyor. Hayır. Böyle bir şey var mı burada ifade?
Böyle Sanırım ben öyle okumuştum hayır yanlış işte. hatırlamam. İşte değil, öyle değil işte. Yani öyle olsa keşke. Diyeceğim ki haklısınız ama öyle değil. Diyor ki ben yağmuru ben yağdırırım. Gökleri yeri de ben yarattım diyor. Doğru. Rahimde olanı da bilirim diyor. Peki rahimde olanı tek ben mi bilirim diyor burada. Öyle bir ifade var mı? Bakın Arapçasına. Hatta ben istiyorsanız Bu gaypların arasına geçmiyor muydu bu tamam burada bilinmez? beş işte beş gaybi hadise diye geçer ama hep yanlış anlaşılır. Sanki Allah burada yağmuru tek ben bilirim yağmasını demiş gibi ya da rahimde olanı bir tek ben bilirim demiş gibi böyle bir lanse ediliyor. İşte kafalar karıştırıyor ama Allah öyle bir şey demiyor ayette. Yağmuru ben yağdırırım diyor. Doğru, rahimde olanı da bilirim diyor. Elbette Allah'tır bilir. Fakat burada Allah'ın iddia ettiği şurası var. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Bak burada bir iddia var. Ama yağmur ve rahim konusunda kimse bilemez ya da ancak ben bilirim diye bir ifade yok. Ama kazanç noktasında var. Şimdi buradaki yarın kazanmayı bilemez diye müfessirlerin ekserisinin kabulü şudur. Mahşer durumunda, ahiret yurdunda yani siz umabilirsiniz ki cennete gidiyorsunuz. Siz umabilirsiniz belki ben gideceğim cehenneme. Cık, bunu bilemezsin Allah diyor. Bu ekseri müfessirlerin çevirmesi budur. Şu an son 50 yılın 70 yılın müfessirlerinin yani meallerle uğraşanların çevirisi de şudur. Hem dünyada kimse bilemez ne kazanacağını hem ahirette nasıl bilemez. Ben de yeri geldi çok büyük şirketler yönettim. Ne kadar nokta atışı da yapsak bile hesapta, bilançoda, mali girdilerde, çıktılarda mutlaka hataya düşmüşüzdür. %3-5. Bütün şirketler düşer. Yarın dersin ki ben şu parayı alacağım alamazsın. Bu bağlamda da bilemeyiz ama ekseri müfessirler bunu ahiret için yorumlamıştır. Buradaki yarın. Çünkü Allah ahiret için çok yakındır ifadelerini kullanır. Yakında göreceksiniz der. Yarın kelimesini de kullanır. Bu bağlamda kimse bilemez. Doğrudur. Ve kimse nerede öleceğini de bilemez. Bu da bir hakikattir. Yani bugün ben geçen internette bir haber okudum. 8 defa intihar etmiş, intihar girişiminde bulunmuş kişi 8. intiharından dahi kurtuluyor. Bakın bu haberlere konu oldu. İnternette detaylı bilgisi var. 8 kere intihar edip de kurtulan kişi diye yazarsanız çıkar şak diye. Yani bu insan ölmeyi istedi, biliyorum dedi ama ölemedi. Ve adam ötenazi yaptırıyor. Diyor ki ben yarın öleceğim. Ötenazi yaptırıyor. Ben linkini atabilirim. Ötenazi yapıldı ve umulandan yani normalde 3 dakika 4 dakika içinde ölmesi gerekiyordu. 6-7 saat kadar süre sürdü. Yine zamanını tutturamadı, bilemedi. 5 dakika olarak belirlediler ama 6-7 saat sürdü. Şimdi bu noktada kimse nokta atışı anlamında bilemez. Allah ancak ben bilebilirim diyor. Ölüm olayını ve kazanacağı konusunu. Ama diğer yağmur ve rahim meselesinde zaten Allah kimse bilemez diye bir iddiası yok. Mahşerde kimsenin ne kazanacağını bilemez ve biz nerede öleceğimizi de bilemeyiz. Bu gayet açık ve net bir ayettir, basittir. Bunu alıp farklı yerlere çekmenin bir yararı yoktur. Evet, Şaban abi sen ne dersin bu ayetle ilgili ve bu Yani açıklamalarla abi, ilgili? yani görüşlerimiz bu konuda örtüşmekte. Burada bir ayette kesinlikle bir sıkıntı yok. Evet. Özellikle odur rahimlerde yer alan o bilir diyor. Yani burada sadece Allah'ın bileceği belirtilmiyor. Evet. Yani burada Allah'ın bileceğini belirtiyor. Evet. Yani bu zamanla bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanın da bilebileceği buradan çıkarılabilir. Burada bir Aynen. sıkıntı yok ama asıl olan yine son saatin, kıyametin bilinemeyeceği, bu tamamen bilgisi kaybolan bir konu, tamamen Allah'a ait olan bir konudur. Yani genel olarak ayetin tamamında hiçbir sıkıntı yok. Evet. Yani bunu da zaman zaman kullanıyorlar. Özellikle hani Kur'an mantıksızdır, saçmadır, beşer tarafından gelmiş diye iddia eden genel kitle bunu kullanıyor. Tabii biz bunlara defalarca daha önce cevap verdik, vermeye çalıştık. Yani böyle bir ufak tefek mantık oyunlarıyla boşa yok, imkansız yani. Ben araştırdım. Arkadaşlar rahat olun, sizin yerinize de araştırdım. Bu Kur'an Allah'tan Evet. Allah'tan geliyor. Ateistlere ben öyle diyorum. Yani sizin yerinize de araştırdım. Onlar araştırmıyorlar ya genelde. Ben diyorum ki sizin yerinize de araştırdım. Bu Allah'tan gelmiştir. Eğer Allah'tan gelmeseydi ben ateist olurdum. Çünkü benim kadar iddia ediyorum, ateist olarak söylüyorum. Şaban abi ya da diğer Müslüman arkadaşları tenzih ediyorum.
Ama ateistler eminim benim kadar bu Kur'an'ı araştırmamıştır. Benim kadar oturup hesabını yapmamıştır. Eğer bu kitap Allah katından gelmeseydi ben de ateist olurdum. Ama kesin olarak bu Allah katından gelmiştir. Emin olabilirsiniz, rahat rahat iman edebilirsiniz arkadaşlar. Evet Şaban abi. Kitabın bütünlüğüne baktığımızda 1400 yıl geçmiş olmasına rağmen bilimsel ayetlere çelişen bir ayet göremiyoruz. Kesinlikle. İnsan fıtratına ters düşen bir ayeti göremiyoruz. Toplumsal yapıya, sosyolojiye bakıyoruz. Ters olan bir durum yok. Evet. Tamamen insanlara ufuk tutuyor ve insanın aklının üzerinde insana ufuk açan Afak ve Enfus'taki ayetler kişinin elinden tutup ve kişinin içerisindeki sonsuz yaşama isteği ve mutlu olması ve bunlara teolojik olarak da cevap verdiği için bu direkt olarak kişiyi Allah'a ulaştıran ilahi bir mesajdır. Yani burada kişi emek verirse gerçekten hakikati görebilir. Kesinlikle. O yüzden emek verilmesi lazım. Yani birilerinin söylemleri üzerinden İşte bu maalesef. beşerin sözüdür tarzı yani işin kolayına kaçmak çok yanlıştır. Evet, maalesef işte bizim de insanımızda özellikle şöyle bir kabul var. Ya ama biri bir şey dedi ya Ahmet öyle demişse Mehmet inanmışsa 3-5 kişi bu doğrudur herhalde. Bak şimdi Elmas Hanım yanlış anlamayın. Sizi burada yerlemek için demeyeceğim bunu ama ne dedi? Bana öyle anlatılmadı dedi. Ben öyle görmedim bak öyle değildi. Ben zannettim ki Allah'tan başkası rahimlerde bilemez diye biliyordum. İncelememiş Hayır, yeterek. ayeti ben öyle okumuştum. İşte Bendeki öyle kitapta öyle yazıyor. Ben birazdan tekrar kontrol edeceğim onu zaten. işte öyle değil. Birçok yerde biz hep bu hatalara düşüyoruz maalesef. Ben hep şunu söylüyorum. Elmas Hanım size de söyledim. Benim derdim, davam, isteğim şudur. İnsan bu. Ebedi bir hayat var karşımızda. Burada başımız belaya girse üzülüyoruz, belki el uzatıyoruz, belki biraz yardım ediyoruz, kurtarıyoruz insanları. Ama ahiret bu ve büyük bir vaat var. Hiç kimse Allah'ın elinden bizi kurtaramaz. İman en Ya önemli... ben istemiyorsam ebedi bir hayat, ya ben toprak olup gitmek İstediniz istiyorsam aynı ama istediniz ve söz verdiniz böyle bir şeye. nasıl? Siz söz verdiniz, istediniz bunu, bu dünyaya gelmeyi. Siz Nasıl istediniz. ben istedim? E tamam, üstü ispat edeyim istiyorsanız ayetler istediğimi. Ben nasıl istemiş olabilirim? Annem Tamam. babam ona karar verdi. Hayır, ben size şimdi söyleyeyim, göstereyim ayeti. Biz niye bu öyle inanıyoruz? Ondan sonra konuşalım, devam edelim. Ben ayeti de ekrana vereyim. Bir saniye. Hani bizim bu noktada isteyip istemediğimizle ilgili bakalım bu ayete göre biz istemiş miyiz, istememiş miyiz? Şimdi Ahzab 72. Amin Bey, Evet. şimdi insanın isteyip istememesi kapsamına baktığımız zaman yani insanın bir hiçken, yokluk ortamındayken yani bir insana değer verilip de kişinin anne ya da babanın biyolojik olarak oluşum safhasında o aşamada baktığımızda milyonlarca hücre var, sperm hücreleri var. Yani Evet. burada bu milyonlarca içerisinden kişinin seçilip de kişinin de yaratılması bu kişiye verilmiş olan çok büyük bir değerdir, bir kıymettir. Yani kişi, yani burada ben istemezdim ya da ben neden yaratıldım, bu benim tercihim değil. Yani kişinin şu dünyada gerçekten yaratılması, dünyada var olması, nefes alması, Tabii. kişinin kayda değer olarak kişiye böyle bir ne diyeyim, bir kıymet, bir şaheser olarak var olması, kişinin değerli olmasıdır. Kendine değer verildiğinin, kendisinin kayda değer olarak kıymet verilerek gündeme geldiğinin göstergesi. Ve kişiye kendisine bu sunulmuş olan bu nutfun karşılığı olarak yani afak ve ontolojiye baktığı zaman yani bunun karşılığını, içinden gelen arayışını sağlam bir zemine oturtarak yani bunu adlandırması gerekir. Yani bu ben neden yaratıldım, istemedim tarzı söylemler tutacağı atmaktır. Yani kişinin kendi vicdanını sorgulamaması, aklını kullanmaması ve bir sonuca erişmemesidir. Tamam, Yani orası öyle ama kişiye vermenin yani verilen o değeri, o elması görmesi gerekir. Yani insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu yaratılma sonucunda çok büyük bir değerdir. Değerin sonucudur bu. Evet, Şaban abi dediğine birebir katılıyorum ama buna rağmen bile Allah diyor ki bak buna rağmen sizi eşrefil mahluk yarattım, nimet verdim ama buna rağmen bile sizin bu hayata gelmenizi siz seçtiniz.
Allah bunu bize açık seçik söylüyor. Nerede söylüyor? Ahzab suresi 72'de. Aynen ayet şöyle, ben okuyorum. Biz emaneti göklere, yere ve dağa sunduk. Emanet nedir? Bakara 30 söylüyor. Halife kılma hadisesi. Bakara 30 onu açıklıyor. Biz emaneti göklere ve dağa sunduk. Onu taşımaya yanaşmadılar. Yani insanın dışında ne kadar cisim, nesne, hayvan vesaire aklınıza ne geliyorsa bir mahşeri alanda toplanıyor ve Allah bir görev adlediyor, sunuyor. Ne diyor ayetin devamında? Ondan korktular. Onu insan taşıdı. O çok zalim ve çok cahildir. Buradaki cahil kelimesi bilerek seçilmiştir. Yani sonunun ne olduğunu bilmeden, mahiyetini bilmeden göreve atlama. Bakın insan taşıdı. O çok zalim, çok cahildir. Yani biz dedik ki ya Rabbi biz bu görevi talibiz. Tamam biz yaparız bunu. Bakın dağlar, gökler kabul etmediğini söylüyor Allah. Ve devam ediyorum. Araf suresi 172. Biz görevi kabul ettikten sonra Allah bizi bir meydanda toplayıp şu sözü aldığını görüyoruz. Bakın Elmas Hanım, siz de bunu iyi dinleyin. Kıyamet günü biz bundan habersiz demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkardı ve onları kendine tanık yaptı. Sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi bize, hepimize. Biz ne dedik? Kalu bela. Evet, Rabbimizsin, tanıklık ediyoruz dedik. Bakın biz dedik bunu, bu sözü verdik. Ve Allah devam ediyor 73'te, 173'te. Veya bizden önce şirk koşan atalarımızın ardından gelen bir nesiliz. Batılla amel edenlerin yaptıkları yüzünden bizi mi yok edeceksiniz demeyin diye. Yani sonra işte demin siz dediniz ya, ben mi tercih ettim? Bana soruldu mu? Ben nereden bileyim? Atalarımın yaptığı pislik yüzünden ben niye yargılanıyorum deme diye diyor Allah. Ben hepinizi topladım, haberiniz olsun diyor. Ha siz bunu hatırlamıyor olabilirsiniz ama 5 yıl 2 ay önce akşam yemeğinde ne yediğinizi de hatırlamıyorsunuz. Bu yemediğiniz anlamına gelmez. Ya da 10 yıl önce yaptığımız fiili de hatırlamıyoruz. Yapmadık anlamına gelmez. Biz böyle bir söz verdik. Bu sözü hatırlamıyor olabiliriz ama verdik bu sözü. Biz tercih ettik. Elmas Hanım. Yani hiç kaçarımız kuşarımız yok. Allah o sahneyi gösterecek bize. Ve biz Allah'a da söz verdik. Sen bizim Rabbimizsin diye. Ve hatta Allah bu noktada bir adım ileri giderek Haşir suresi, bakın 21. ayette Haşir suresi 21. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, yani bu görevi dağa kabul etseydi, onu huşu duyarak Allah'a olan huşundan parça parça görürdün diyor. Yani dağların bu konudaki Allah'tan nasıl, Görüyoruz zaten. işte dağlar bu görevi Görüyoruz şimdi. dağlar eğer bu görevi üstlenseydi diyor Allah. Eğer diyor, lev enzelna, lev kelimesi eğer anlamına gelir. Ha, dağ bunu kabul etmedi çünkü onu Ahzab 72'de gördük. Dağlar taşlar reddetti bu görevi. İnsan atladı. Bizler atladık hepimiz. Biz tercih ettik. Ve Allah topladı sonra bizi, tabiri caizse sinema gibi bir ortamda diyelim. Hani ontolojiden örnek vereyim. Ve bize dedi ki ben sizin Rabbinizim. Bunu kabul ettiniz. Tamam mı? Tamam. Her şey okey. Ondan sonra gönderildik biz bu dünyaya. Allah kimseye haksızlık etmiş değil. Zorla da göndermiş değil. E Ya şimdi de ama Kamil Bey, şimdi zulüm çeken çocuklar, açlık çeken çocuklar bilerek böyle bir şeyi seçmiş olabilir mi ya? Yapmayın ya. zulüm çeken Hani çocuklar senin mı? benim gibi rahat olan insanlar diyelim, Tamam. sen ben seçenek yapabiliyoruz. Ama seçenek fakir ülkesinde veya kuru bir yerde suyu bile gidip kuyudan kilometrelerce uzak bir yerden suyu bile gidip getiren yerler, fakir ülkeler var. Etiyop olsun, Afrika'da olsun. Onlar mı seçti o hayatlarını ya? Orada doğmayı onlar mı seçti? Tamam. Evet, buyurun Çağrı Bey. Kamil Bey, ben biraz önce söylediğiniz insan yaratılışından farkındaydı tarzı söylemeniz ayetler okuyunca Evet. Asap mıydı o? Ahzab 72. Asap 72, daha sonra Araf hangi 172, 173 ve Haşir Evet. 21. İnsanların sülbüne Allah hakikati buyurdu, haberdar etti tarzı söylemleriniz. Yani ben genel olarak şöyle bakıyorum. Yani insanın genel olarak yaratılması olayı, insan sülbü olarak oluşması sürecinde var. Geliyor mu oraya? Geliyor, ses iyi geliyor. İnsanın yaratılmasında Allah hakikati ona ülka etmesi olayı vardır. Yani insanın fıtratı, hakikati, vicdanı hakikati görmeye
basireti hakikati görmeye açık bir şekilde yaratılmıştır. Yani daha önceki ayetlerde de belirttiğimiz gibi insanda takva ve fucur boyutu var. O takva ve fucur boyutu üzerinden kişiler hakikati en güzel şekilde enfusta, kendi bütünsel yapısında ve ahlaktaki işleyişte kişi hakikati aklını kullanarak görebilir. Yani Allah bunlar üzerinden mesajını somutlaştırıyor ve kişinin elini kolaylaştırıyor, güçlendiriyor. Evet. Ayrıca insan aklını gerçekten kullanırsa, peygamber ve kitap da indirilmemiş olsa, kişiler evliliği olarak Allah'ı bulma vasfına sahiptir. Yani Allah gerçekten kullarının ellerine birçok argüman sunmakta. Yani kişinin işini kolaylaştırmakta ve kişinin o ebedi sonsuz hayata ulaşması için dünya üzerindeki birçok somut ayetleri ve Kur'an ile onu destekliyor. Yani evet. Dağların şu ile sarsılması olayında da verilen bu, gelen bu sorumluluk ve yükümlülük bir ağır bir yükümlülüktür. Aklını, vicdanı hakkıyla kullananlar bunun altından kalkar ve güzel bir İslam olarak değişik unsurlar altından kalkamayacak varlıklar ve unsurlardır. Biraz önce ablanın belirttiği gibi açlık çeken insanlar var, fakirlik var, şudur budur olaylar. Bu olaylar tamamen kişinin aklını ve emeğini kullanıp kullanmamasıyla alakalıdır. Toplumların sömürülüp sömürülmemesiyle alakalıdır. Yani İslam toplumunun geri kalması ya da Afrika'daki ülkelerin bu şekilde aç susuz olmaları kendi toplumsal yasalarını gerçekleştirmemesinin bir sonucudur. Bir toplum kendi aklını hakkıyla kullanmaz ve üzerine düşeni yapmazsa Allah o toplumu pisliğe batırır. Yani aklı hakkıyla kullanmak lazım, geleceğe yönelik bilimsel yatırımı yapmak lazım, insanların elinden tutup kaldırmak ve insanları özgürleştirmek lazım. Bir garip perde arkasında toplumu sömürürken, emekler çalınırken, her türlü istismarlar varken yani insanlar, iyi insanlar, ortaya emeklerini ve güçlerini, aklılarını koyup da mücadele etmezlerse emperyalizm de gelip sömürür ya da vicdanı kararmış insanlar da sömürür. Buna karşı insanlar yeryüzünde tabiri caizse Allah'ın eli olup mücadeleye baş koyması lazım. Yani biz irade olarak mücadele etmemiz lazım. Biz sorumluluğumuzu yapmadığımız için birilerin sefaletini haşa Allah sanki onlara kadermiş gibi görüyoruz, bu yanlıştır. Kişinin kaderi Allah diyor, biz kişinin kendisine yüklemişiz. Evet. O yüzden sonuna kadar ama irademiz ve ödememiz olacak. Ama şu da var. Abi bak Elmas Hanım, duyuyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar yani burada yaklaşık 30 kişi var. Şunu da söyleyeyim. Burada çok çok önemli bir nokta. Allah Kur'an'da hiçbir yerde şu kelimeyi kullanmadı bize. Varsa bir tane kişi bana göstersin ya da Hazreti Muhammed'den bu bir hadistir ya da bir rivayettir desin birisi. Şu kelimeyi Allah hiçbir yerde kullanmadı. Bu dünya sizin için cennettir. Bu dünya mutluluk yeridir. Bu dünya lay lay lom yeridir demedi. Aksini söyledi. Tam aksini. Andolsun ki biz insanı ama açlıkla, ama parasızlıkla, ama hastalıkla, ama evlatla deneyeceğiz. Yani bir takım sıkıntılara maruz kalacağımızı, bir takım zorlu aşamalardan geçeceğimizi aksine söyledi Allah. Bakın şimdi burada eğer Kur'an mantığı tartışılıyorsa, Kur'an adaleti tartışılıyorsa, Allah bize böyle bir vaatte bulunsaydı, dünya cennet yeridir diye, o zaman sorgulamaya hakkımız vardı. Ama tam tersini söyledi Allah. Dünya tabiri caizse cehennem yeridir ama acık dedi, dişinizi sıkın. Az. Sıkın sizi, ebediyen ben cennette mutluluğa taşıyacağım dedi. Şimdi bunun aksini söylemiş ise bir ayette, bana söylesin birisi, uyarsın. Şimdi bu pencereden, perspektiften bir değerlendirmek lazım Kur'an'ı. Evet, Bakara suresi 155. ayet diyor ki, andolsun siz bu dünyada inim inim inleyeceksiniz. Diyor, açıkça açayım ayeti, Bakara 155. Ama diyor, dişinizi az sıkarsanız, yani pişeceksiniz, olacaksınız, olgunlaşacaksınız o sıkıntılar karşısında. Sabır ismim neymiş onu öğreneceksiniz. Sonra sizi ebedi mutluluğa taşıyacağım diyor. Yani yaratıcı böyle bir söz verdi bize. Bunun tersini iddia etmedi ki, biz bu dünyada bir cennet hayatı bekliyoruz. Biz bu dünyada lay lay lom bekliyoruz. Yok böyle bir şey. Ayetlerde yok böyle bir şey. Ha, işine gelirse gelir, inanırsın, inanmaz. O ayrı bir konu. Evet. Buyurun. Tabii.
bilerek konuşuyorum. Evet, buyur Şaban abi. Fakat şu da var. Allah tamamen bir lokma bir rıka anlayışı üzerinden bir mistik hayata da kişilerini kesinlikle yönlendirmiyor. Yani Allah Müslümanların aklını sonuna kadar kullanmasını Alpak'ta Enfus'taki ayetler üzerinden onlar ayaktayken, otururken, yatarken düşünürler Allah'ın gücünü ve kudretini. Ve bunun üzerinden bilimsel çalışmalarını en yüksek seviyede ilerletirse, sağlam bir zemine basarsa medeniyetler oluşturmuştur. İslam medeniyetine baktığımızda peygamber ve dört halife döneminde bir zirve yaşanmıştır. Endülüs'te gerçekten uzun süre bir medeniyet oluşturulmuştur. Yani Müslümanlar Kur'an'ın oluşturduğu ölçü kapsamında aklını kullanır, sünnetullah'ı anlar, bunu bilime döker, toplumsal hayatta bir saf düzeni şeklinde insanların emekleri toplumsal yapıda sömürülmezse, kodamanlara mal gitmezse, o mal gerçekten toplumsal yapıda adaletli bir şekilde emeklerin karşılığı verilirse, belli bir oranda cennete yakın bir hayatla toplumda oluşma risaletini Allah sunmuştur. Ölçü de var. Yani o hayata yansıdığı zaman inanan inanmayan, mazlum kim olursa olsun onlara da bu dünyada nefes aldırma projesi var. Yani Müslümanlar şu anda elbette hayır şu, ama Şaban abi şu anlaşılmasın. Tabii elbette. Sorunu yaşıyorlar. Şaban abi şu anlaşılmasın. Zaten Haşr suresi 7. ayette de söyler. Mal zenginler arasında dolaştırılmasın. Sosyal adalet, fakire düşene el uzatma. Bunlar ayrı konular. Ben bundan bahsetmiyorum. Yani bu dünyada bir cennet ille hayatı, 10 numara bir hayatı vaat etmedi bize. Çünkü niye bakıyoruz? En zengini için bile, ya affedersin tuvalet sorunu var hiçbir şey bilmiyorsa, amel oluyor adam. Ya da çocuğu vefat ediyor. Ne bileyim ayakkabısı sıkıyor. Ya bir sıkıntı var. Kainat yaratıldı yaratılalı. Küçücük bir hayvan bile, yani ölmediği gün yok. Acı çekilmeyen gün yok ki şu dünyada. Gerek insan gerek hayvanlar. Ya böyle yaratıldı bu dünya. Ve bunun böyle yaratıldığını da Allah söylüyor ayetlerde. He, birbirimize karşı haksızlık etmeme, birbirimize yardımlaşma bu ayrı bir konu. Bunu da emrediyor ayrıyeten. Ama kimse bu dünyada bir cennet hayatı beklemesin. Böyle bir vaat yok çünkü. Tam tersine Allah diyor ki dişinizi sıkın, az bir şey sıkın. Çünkü ömür gerçekten çok hızlı akıyor gidiyor. Sizi ebediyen ben mutlu olacağınız cennete yerleştireyim. Yani Kur'an'ın, eğer Kur'an'ı bu konuda tenkit edeceksek bu mantığını çok iyi bilmemiz lazım. Bu arada Yunus suresi 31. ayet arkadaşlar tarafından da sorulmuş ısrarla bir açıklar mısınız denmiş. Tengirci Türk sormuş. De ki sizleri gökte ve yerden rızıklandıran kimdir? İşitme ve görme gücünü veren kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyen kimdir? Diyecekler ki Allah'tır. O halde ona karşı takva olmayacak mısınız de. Şimdi bu ayette sormak istediğim Tengirci Türk nedir? Bir yazabilir misin? Ben ayeti ekrana verdim, okudum. Bu ayetle ilgili... Bence işitme ve görme gücünü soracak o kişi. Yani sağır insanlar var, kör insanlar var. Evet. Onlara vermemiş Allah mesela. Burada resmen diyor işitme ve görme gücünü veren kimdir? Evet ama bakın, burada bir hastalıktan bir insanın başına gelebilecek bir takım felaket sıkıntılar doğrultusunda işitme ve görme gücünü yitirmesinden bahsetmiyor. Burada işitme ve görme olgusundan bahsediyor. Biraz geniş düşünelim. Şimdi şunu demiyor ki Allah, ben hiç kimseyi işitme ve görme engelli yapmadım demiyor ya da hastalığı vermedim demiyor burada. İşitme ve görme olayı var ya, hepimiz görüyoruz, işitiyoruz elhamdülillah. Bu olgunun Allah tarafından verildiğinden bahsediyor. Sizin söylediğiniz bir insanın bir hastalığa yakalanması. O ayrı bir konu. Ama niye? Doğuştan olan çocuklar tamam, var. Doğuştan istisna olarak doğan çocukların başına gelen o hastalıktan da bahsetmiyor. Hani işitme ve görme olgusu var ya Elmas Hanım. Hani görmek ve işitmek diye bir kavram var. Hepimiz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. İşte bu olgunun Allah tarafından yaratıldığından bahsediyor. Bir takım kişilerin bu konudaki hastalıklarının bahsetmiyor. Sizin dediğiniz o hastalık konusu. Ayrı bir konu. Ama bir olgu burada anlatılıyor. İşitme ve görme olgusu. Bu da Allah tarafından yaratıldığını söylüyor. Bu ikisi farklı şeylerdir. Evet. Bakalım arkadaş ne için bunu sormuş, onu da merak ettim. Ha, özür dilemiş. Yunus 31 değil, Yusuf 31'i sordum demiş. Tamam. Tamam.
Yusuf 31'i açalım o zaman. Ekrana verelim. Bakalım Yusuf 31'de ne varmış. Ha, kadın dedikoduları işitince onları davet etti. Onlar için güzel bir ortam ve ziyafet hazırlayarak her birine bir bıçak verdi. Sonra Yusuf'a kadınların karşılığına çık dedi. Kadınlar gördükleri karşısında adeta büyülendiler. Şaşkınlıkla ellerini kestiler. Aman Allah'ım, bu bir insan değildir. Bu ancak şerefli bir melektir dediler. Evet, burada sormak istediğin nedir Tengrici Türk? Kısaca yazarsan izah edelim. Yalnız Tengrici Türk, bu ayetle ilgili de sana bir ekmek çıkmaz. Çünkü defalarca üzerinde çalıştığım bir ayet. Soracağım soruyu da muhtemelen biliyorum. Ama sen yine de sor. O açıklayabilirim. Yani bu ayetle ilgili birkaç soru vardı. Daha önce de geldi bana. Ondan dolayı çok üzerinde çalıştığım bir ayettir. Sorsun sorusunu. Yani burada neyi merak etti acaba? Evet Şaban abi, sen devam edebilirsin. Hani aklında veya Elmas Hanım. Bu arada hani arkadaş sorusunu sorana kadar. Ben sizden müsaade isteyeceğim. Tamam. İzlemeye devam edeceğim. Siz devam edin. Ben teşekkür ediyorum yayına beni aldığınız için. Ne demek? Kafamdaki soruları sordum. Ama biliyorsun Kamil, beni tatmin etmiyor. Bana göre de cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. İnsanın bir yeri ağrısa, bir başı ağrısa, ben migren hastasıyım. Benim sürekli migrenim tutar. Geçmiş O olsun. günler benim için bir cehennem gibi. Yani insanın derler ya, neren acıyorsa canın orada. Mutlu olduğum günlerde de ufak bir şeyden haz aldığım zaman da cenneti yaşar gibiyim. Veya tatile gittiğinde işte görüyorsun, doğayı görüyorsun, denizin o rengarenk güzel maviliğini görüyorsun. Bu güzellikler de benim için cennet bu. Yani bana göre cennette, cehennemde bu dünyada. Yani bir ahiret var mı yok mu? Ha, isterim, şöyle isterim olmasını. Bu dünyada insanlara zulüm edenler, Hitler gibi insanlar, çocuklara tecavüz edenler, bu dünyada cezalarını görmeden ölüp gidenler için çok istiyorum ahiret olmasını. Onlar mutlaka cezalarını çekmesini istiyorum. Ama bilmiyorum var mı yok mu diye. Ama yani şöyle bir şey Ben düşünün. Çok güzel söylediniz de cennet ve cehennemin emareleri demin güzel ifade ettiniz. Yani siz mutlu olduğunuz an, çok böyle huzurlu olduğunuz an size cennetten bir misal veriliyor. Ve çok sıkıntıda olduğunuzda gerçekten cehennem hayatının olduğunun size misali veriliyor. Aslında bunlar Allah'ın gönderdiği ontolojideki örnekler, ayetlerdir. Fakat siz bunu gerçek cennet ve gerçek cehennem olarak addediyorsunuz. Hayır, anlayalım diye birazcık bize tattırılıyor. İşte nasıl ki kötü bir durum içerisine girdiğimizde hayatımız zindan oluyorsa, işte ebedi hayatta da böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı anlamamız için bizlere verilen ayetler bunlar. Hani burayı da biraz daha geniş düşünmenizde fayda var. Artı son olarak şunu söyleyeyim sizi uğurlamadan önce. Bir bebek anne karnındayken ona verilen el ve kolun bir işe yaramadığını ona bir akıl irade verseniz anlar. Çünkü der ki anne karnında ben bu ayakla bu elle ne yapacağım? Bu ağızla ne yapacağım? Çünkü zira karnından besleniyor. Ama sonra şunu düşünür ki bebek, ya ben bir aleme gideceğim demek ki. Bu ayak ve el bana boşuna verilmedi. Eğer akıl versek bebeğe bunu düşünür. Çünkü anne karnında ayağa da ele de ihtiyacı yok. O bebek anlar, bir yere gidecek ve o ayak eli kullanacak. Tıpkı o bebeğin dünyaya gelip ayak ve eli kullanması gibi bize verilen sonsuz sevgi, sonsuz düşünebilme ve içimizdeki tuhaf cehennem ve cennet hisleri bir yerin alameti, işareti olmalı Elmas Hanım. Bunu da bizim akletmemiz lazım. Bakın bunlar misal veriliyor bizlere. Anlamamız için Allah bunları bize misal olarak tattırıyor. Ya yani biraz daha geniş düşünürseniz, hani ahireti, öldükten sonra bu yapılan haksızlıkların bir bedelinin olacağını ve bizim kendi kendimize Müminin Suresi 115. ayette söylediği gibi اَفَحْسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَيْسًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz boşu boşuna mı geldiniz, yaratıldınız zannediyorsunuz? Biraz daha geniş kapsamlı düşünürseniz buralara varacağınızı düşünüyorum. İnşallah Rabbim hidayet versin, ıslah eylesin. Ne diyeyim, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz, her zaman yayında görmek isteriz sizi. Şaban Bey, sen de istersen şeyle ilgili söyle. Açık. Abi Bey,
Çıkacak Çünkü ayet-i elmasın. kerimede Allah diyor ki biz yeri göğü oyun olsun diye yaratmadık. Tabii ki. Geliyor. Geliyor, geliyor. Evet, yani insanda mutlu olma, sonsuz yaşama arzusu var. Ölmek istememe var insanda, bu duygular. Evet. Vicdanın en üst seviyede olması, düşenin elinden tutup kaldırma isteği, birilerine merhamet, adaletsizlik birilerine yapsa da kişinin adaletsizlik yapana karşı duyguları, öfkesinin artması ya da kendisine yapıldığında tepkisine bakıyoruz. Kesinlikle kabul etmeyen bir duygular var. Yani insandaki o enfus duyguları, içindeki o fıtri duygular neye göre şekillenerek oluşmuş? Tabii ki, elbette. Yani hem insanın fıtri duyguları hem de afaktaki okumaları çok sağlam yapıyor. Bunu da hak olan Kur'an ile yaslayarak, ölçerek hakikati kişi bulabilir. Tabii ki. Yani Allah insanın elini gerçekten güçlendiriyor. Aklını kullanmasını, sonuna kadar araştırmasını ve hakikati bulup teslim olmasını istiyor. Evet. Şey, Tengirci Türk, cevap vereceğim. Elmas Hanım ayrılacak, ayrılsın. Ondan evet. Sonra senin soruna cevap Hocam. Vereceğim. Senin soruna cevap vereceğim Tengirci Türk. Elmas Hanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplar için. Rica yayına ederiz. Aldığınız için de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bayan olsun, evet bayan olsun, erkek olsun, her kafasında böyle soru işareti olan katılıp böyle Elmas Hanım gibi gayet zarif, bence de, kibar bence de. Ve belli bir saygı çerçevesi içerisinde konuşacak herkesi beklerim. Yani geldiği zaman en azından bir şey öğrenme amaçlı ya da bir şey öğretme amaçlı olsun. Bu şekildeki münazaraları ben gerçekten çok seviyorum. Bir şeyler katıyor bize. Ha, kabul ederiz etmeyiz ama bir ufkumuzu açıyor. Herkes bir şeyler öğreniyor. Benden az bir şey siz öğreniyorsunuz. Belki sizden ben, sizin vesilenizle bir şeyi ben araştırıyorum. İşte Şaban Bey ya da X bir isim. Hepimiz bir şeyler katıyoruz. Burada yaklaşık 30-35 kişi bizi izliyor. Yani benim sonuçta kanalım henüz ufak, daha büyümedi. İnşallah zamanla büyüyecek. Ve ulaştıkça insanlar bilgiye daha fazla haiz olmaya başlıyor. Güzel. Herkesi beklerim bu bağlamda. Sormak isteyen, konuşmak isteyen herkesi de beklerim. Teşekkür ederim Elmas Hanım. Tekrardan iyi akşamlar. Oldu. Size de iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ ol, teşekkürler. İyi akşamlar. Geceler. Evet, ayrılayım mı? Şaban abi şöyle, Yusuf 31'i istersen arkadaş sormuş. Bunu da bir açıklayalım. Ondan sonra da bir toplayalım, beraber kapatalım. Ne dersin? Tamam, olur abi. Tamam. Şimdi Yusuf 31'de arkadaş burada işte kadınların orada aman Allah'ım bu işte şerefli bir melektir şeklinde ifadesi var. Onlar Allah'a inanıyorlar mıydı ki, melekleri kabul ediyorlar mıydı şeklinde bir sorusu var. Tarihi sürece baktığımızda bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki kavim, kitle, topluluk Allah'ı biliyorlar mıydı, melekleri biliyorlar mıydı diye bir soru sormuş. Bununla ilgili ne demek istersin? Yani insanlık olarak Peygamberimiz döneminde ya da farklı dönemlerde ezoterik anlayış ve inanç çok yaygın. Özellikle farklı inançlarda Allah'a aracı olarak melekleri Allah'ın kızları olarak nitelendirmiş yer. Evet. Yani bir melek anlayışı ve inancı var. Hani o dönemde de aynı şekilde geçmişten gelen kutsal kitaplarda Cebrail'den bahsediliyor, can alan Azrail'den bahsediliyor, farklı melek anlayışları var ve mitolojide de bu tarz söylemler ve bilgiler olduğu için toplumda insanların ağzında melek kavramı bulunabiliyor. Evet. Fakat evet. Ne kadar tevhidi o tartışılır tabii ki. Tabii. Şimdi Kur'an bütünlüğünden tabii ben cevap vereyim. Şu şekilde. Biz Kur'an'a baktığımızda Allah bize şöyle söylüyor. Ahkaf suresi 9. ayette de ki ben türedi bir Resul değilim. Yani yeniden çıkmış, yeni çıkmış bir Resul değilim. Benden önce de bir sürü Resuller geldi geçti. Ve yine Allah Mü'minin suresi 78. ayette senden önce de biz nice Resuller gönderdik. Yani Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar olan süreçte Allah'ın İnsanların Allah'ı, yaratıcıyı, ilahını bilmesi adına bir sürü uyarıcılar, nebiler, resuller vesaire gönderdiğini Kur'an bize anlatıyor zaten. Tabii ki Yusuf Aleyhisselam da ilk peygamber değildi. Yusuf Aleyhisselam'dan önce bir sürü nebiler, resuller geldi geçti.
O kavimler, o topluluklar da Allah'ın isminden, varlığından haberdarlardı. Bir haber değillerdi. Meleklerden de keza aynı şekilde. Bundan dolayı oradaki insanlar, ya bu bir beşer ancak, yani beşer olamaz, bu bir melektir şeklinde ifadeleri olduğunu Allah bize anlatıyor. Yani bu ayet, Kur'an'ın bütününe baktığımızda Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen Resullerin kavimlerine Allah'ın ismini duyurduğunu, onların da Allah'tan ve meleklerden haberdar olduğunu anlatıyor zaten. Yani orada bir aklına takılmış, demiş ki yani nereden bilebilirlerdi Allah'ı, ama biliyorlardı Allah, çünkü bunu söylüyor. Yani Hazreti Adem'den bu yana bir sürü nebilerin, resullerin geçtiğini bize anlatıyor ayetlerde. Evet, şimdi toparlamak gerekirse Şaban abi, biz konuya yaratıcının mutlaka olmak zorunda olduğunu, yani ontolojiyle ve akli selim düşündüğümüzde, rasyonel olarak düşündüğümüzde yaratıcının dışında kendi kendine olabilme ihtimalinin sıfır olduğunu gerek bilim adamlarının açıklamalarıyla gerek kendi aklımızı kullanarak ifade etmeye çalıştık. Sonra Kur'an'ın yüce ayetlerinden, Hazreti Nebi'nin o mukaddes davası ve davetinden bahsettik. Çok güzel sen ifade ettin. Ardından Elmas Hanım bağlandı. Bir takım sorular sordu. Ve onlara bildiğimiz kadar cevap vermeye çalıştık. Arkadaşlar, Şaban Bey de, Şaban Tekin yazmış olduğu kitaplar var. Bu konuda ciddi birikimleri olan bir abimiz. Son derece saygıdeğer araştırmacı, beyefendi bir kimlik. Bundan dolayı inşallah yayınlarda zaman zaman Şaban abiyi de görmekten büyük mutluluk duyarız. Kendisinin de nitekim YouTube'da kanalı var. Kanalın ismi neydi? Şey, Şaban abi senin. Tefekkür TV. Evet, Tefekkür TV. Ben de zaten bizzat abone oldum. Tavsiye ederim, Şaban abinin bilgilerinden de faydalanabilirsiniz. İnşallah böyle yayınlar hem Şaban abiyle ve farklı kişilerle önümüzdeki süreçte de devam edecek, hakkı hakikati bulma, ortaya koyma adına. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, dinlediniz. Sağ olun. Şaban abi, sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hani kusur ettiysek yayın içerisinde affola. Senin de söylemek istediklerin bir şey varsa. Teşekkür ederim Kamil Bey. Ben de çok teşekkür ederim.